Değerli okul yöneticileri, değerli öğretmenler, hepinize hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Değerli arkadaşlar, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü olarak bütün liselerde görev yapan yönetici ve öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerimiz devam etmektedir. Bugünkü hizmet içi eğitimin konusu bilimsel araştırma teknikleri ve yaygın eğitim. Konuğumuz Sayın Profesör Doktor Mustafa Budak, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü olarak kendilerine hoş geldiniz diyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ayrıca platforma katılan herkese Genel Müdürümüz Sayın Halil İbrahim Topçu'nun selam ve saygılarını iletiyorum. Sunuma başlamadan önce hocamızı sizlere tanıtmak istiyorum değerli arkadaşlar. Kütahya'da doğan Profesör Doktor Mustafa Budak aslen Trabzonludur. Kayseri Mimar Sinan Öğretmen Lisesi'nden mezun olan hocamız İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünü bitirdi. Osmanlı-Özbek Siyasi Münasebetleri adlı teziyle yüksek lisansını tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi olarak atandı. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı'na geçiş yaptı. Yabancı dil ve arşiv çalışmaları için İngiltere'de bulundu. Kırım Savaşı'nda Kafkas Cephesi adlı teziyle tarih doktoru ünvanını aldı. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı'nda doçent oldu. Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. 2015'te İstanbul Üniversitesi'nde profesör olan Budak, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde profesör olarak çalışmaya başladı ve halen bu görevini sürdürmektedir. Özellikle dış politika üzerindeki çalışmalarını da devam ettiren Mustafa Budak hocamızın yayınlanmış bir kitabı ile çok sayıda bilimsel makalesi bulunmaktadır. Mustafa Budak hocama başarılar diliyoruz. Sözü kendilerine bırakıyorum. Hocam buyurunuz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim İhsan Bey. İhsan Bey'le aynı zamanda okuldaşız. Biz de hayatımızın 6 yılını bir öğretmen okulu, öğretmen lisesi döneminde geçirdik. Dolayısıyla biz de en azından bu okulun, o mesleğin ruhunu okul vasıtasıyla elde ettik. Üniversitede de öğretim üyeliğimiz döneminde de hocalığı bir hakkın hem gerçekleştirdik hem hissettik. Bu açıdan bu toplantıya, konferansa katılan bütün öğretmen arkadaşlarıma saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Öncelikle onu iletmek istiyorum. Arkasından sağlık, afiyet diliyorum. Evet. Şimdi ben de biraz slide'ı şey yapmak istiyorum da bunu bir yaşadım. Slide'ı harekete geçirmek noktasında. Mustafa Hocam, görüntünüz ekrana yansıyor şu anda. Eğer siz göremiyorsanız bilimsel araştırma teknikleri diye. Onu gördüm ben şimdi. Herhalde 1, 2, 3, 4 diye slaytlarınıza bakıyorsunuz herhalde. Evet, onu biraz yapmak istiyorum. Evet, onu bir... evet, kavramlar geldi ekrana. Evet, şimdi... Şimdi şöyle yaparsak belki... Evet. Evet, şimdi başlayabiliriz. Evet, değerli arkadaşlar, bilimsel araştırma teknikleri, bilimsel faaliyetlerin yolunu, yordamını bizlere gösteren en önemli başlangıçta bilinmesi gereken, metodolojik olarak mutlaka öğrenilmesi gereken bir husustur. Hangi işe giderseniz gidin, eğer işin yolunu, yordamını, yöntemini bilmezseniz o işte başarılı olmanız çok mümkün olmaz. Bir denizde bir geminin de belli bir rotası söz konusu olmazsa o gemiyi nasıl götüreceğinizi ve rotanızı düzgün bir şekilde bilmezseniz sonuç itibariyle sıkıntılı anlar yaşarsınız. Dolayısıyla bilimsel araştırma teknikleri, daha genel çerçevede yöntemi bizim yapıcı bilimsel araştırmalarda bize rehber olan, bizim işimizi kolaylaştıran önemli bir olgudur. Tabii bilimsel araştırmalara
geçerken bilimsel araştırma metotları konusunu anlatırken mutlaka bazı kavramların da bilmesine fayda vardır. Zaten bilimsel araştırmalarda çalışmanın niteliğine göre öncelikle kavramları doğru tanımlamak gerekir. Kavramları bilmek gerekir. Genellikle sosyal bilimlerde, ben bir tarihçi olarak ifade edeyim, genellikle bir şeyin ne olduğu üzerinde odaklanılır. Nasıl ve niçine çok fazla odaklanılmaz. Dolayısıyla sosyal bilimlerde ve özellikle tarih alanında kavramlar çok fazla üzerinde durulmaz. Teorik bilgiye çok fazla önem verilmez. Birkaç sosyal bilim disiplini dışında. Dolayısıyla biz de bize yol gösterecek, bu noktada bize böyle el feneri olabilecek bazı kavramları hatırlamakta fayda var. Bunlardan bir tanesi bilimsel araştırma giden yolda birisi bilgi. Nedir bilgi dediğimizde öncelikle üç yolda araştırma, gözlem ve deney yoluyla elde edilen verinin adıdır bilgi. Genel olarak bunu söyleyebilirim. Tabii bilginin de hepsini aynı anda görmeniz, aynı anda tecrübe etmeniz mümkün değil. Bunun da farklı türleri oluşmakta. Hayatın kendi gidişatı içerisinde. Bunların bir tanesi gündelik hayatı kolaylaştıran çok basit bilgilerimizdir. Buna gündelik bilgi adını vermekteyiz. İkincisi teknik bilgidir. Bilgi anlamında bilimsel bilginin günlük hayata uygulanmasından ibarettir. Bir başka deyişle de daha ziyade teknik dediğimizde bir problemimizi, efendim bir tamirimizi, evimizde olan ya da bir iş yerimizde ya da sokakta olan herhangi bir problemin çözülmesinde araç gereç yapma ve bunu kullanma becerisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğeri sanat bilgisidir. Daha ziyade sanatçılar bunu bilirler. Daha çok sezgilere dayanan, yaratıcı bir niteliğe sahiptir. İlhamla alakalı bir konudur. Çok da böyle bilgi gerektirmez. Ancak tecrübeyle sanat alanında insanların ilerlemesi mümkün olabilir. Felsefi bilgi ise daha ziyade bilme arzusuyla alakalı bir husustur. Daha çok zihni süreçlerde ortaya çıkan bilgidir. Eşyanın tabiatına ve evren tasavvurunun ne olduğu üzerinde, yani ne, nasıl ve niçin sorularını sürekli soran bir ve bu süreçte ortaya çıkan bilgiye biz felsefi bilgi diyoruz. Bir diğer bilgi çeşidine dini bilgi ya da ilahi bilgi olarak söylediğimizde evreni ve hayatı ve insanı yaratan varlıktan kaynaklanan gelen bilgiye biz dini bilgi ya da ilahi bilgi diyoruz. Hatta buna vahiy bilgi de demek yanlış olmayacaktır. Bunun ötesinde bir başka bilgi türü de asıl bizim konumuzla alakalı bilimsel bilgidir. Akıl, deney ve gözleme dayanan ve bu çerçevede üretilen bilgiye biz bilimsel bilgi diyoruz. Tabii bu daha ziyade 18. yüzyıl Avrupa aydınlanması sürecinde ortaya çıkan insan aklını, rasyoneliteyi merkeze alan bir anlayışın sonucunda ortaya çıkmıştır. Onun bilim anlayışı içerisinde şekillenmiştir. Biz bunu daha ziyade pozitivizm olarak adlandırıyoruz. Ve bu pozitivizm daha çok temel yasaları akla, deney ve gözleme dayanan bilginin kaynağını deney ve gözleme dayandırmaktadır. Ve belli bir hayatla alakalı, toplumla alakalı, hayatın gidişatıyla alakalı genel yasaları ortaya çıkardığı iddiasını taşımaktadır. 19. yüzyıl sosyal bilimlerde ve özellikle tarih alanında da bu pozitivizmin ortaya koyduğu yasaların, genel kuralların sosyal bilimlere de uygulanabileceği noktasında bir anlayışı da beraberinde getirmiştir ki bu bugünkü sosyal bilim özellikle tarih alanında gözleme dayanan, olguları ön plana çıkaran bir anlayış olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabii bu kavramların bir başkası yavaş yavaş bilimsel bilgiye ve araştırmaya doğru gidiyor. Üçü ilim. Sözlük anlamı bilmek demektir.
Klasik sözlüklerde baktığımızda bir olayın bir olgunun gerçek yönüyle kavramak, kesin inanç ve bir nesnenin zihinde oluşması anlamlarına gelmektedir. Kavram olarak bakıldığında ilim bir şeyin hakikatini ve niteliğini kavrayıp onu idrak etmektir, anlamaktır. Onun bilgisine sahip olmaktır. Tabii cehlin ve bilgisinin karşıtı olarak da ifade edebilir. İslam'da ilim dediğimizde aslında İslam ilim anlayışının esası da yaratıcıyı bilmektir, Allah'ı bilmektir. Hani Yunus'un da ifade ettiği gibi ilim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Düsturu bununla ilgilidir. Bütün İslami ilimler Allah'ı bilmek ve onun yarattığı kainatta var olan şeylerin, olguların nasıl ortaya çıktığını, hangi süreçlerde gerçekleştiğini bilgisine ulaşma çabasıdır. İlim bu şekilde gerçekleşir. Günümüzde ise ilim kavramı, kelimesi kullanılmakla beraber giderek bilim kelimesinin, kavramının kullanılmaya başladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii ifade ettik, ilim kelimesi eş anlamlı olarak kullanılmakla birlikte daha çok modern dönemde bilginin kaynağı akıl ve gözlemdir. Bunu öyle ifade edelim. Yani gözlem ve deneye dayanmayan ya da ona dayanarak elde edilen somut bilginin adıdır bilim. Dolayısıyla bu 18. yüzyıl aydınlanma döneminden itibaren ortaya çıkan bilim diye kabul edilen, o süreçte ortaya çıkan bilgi pozitivist bilgidir. Yani gözleme ve deneye dayanan, akla dayanan ve onun sonucunda ortaya çıkan bilgiyi ve o alana biz bilim olarak adlandırmakta, o şekilde değerlendirmekteyiz. Bilimsel araştırma dediğimizde arkadaşlar, bilimsel araştırma adı üzerinde herhangi bir konuyu bütün ayrıntıları ortaya koymak için takip edilen, belli bir yöntemle gerçekleştirilen çalışmanın adıdır bilimsel araştırma. Yani herhangi bir konuyu ele alacaksınız, onu detaylı bir şekilde ortaya koymak gerekmektedir. Bunu yapmak için de belli bir yöntem kullanacaksınız. İşte bu işlemi gerçekleştirmek için bir yöntem yoluyla bu işi, bu faaliyeti gerçekleştirmenin, çalışmayı gerçekleştirmenin adı bilimsel araştırmadır. Ne demiştik? Herhangi bir konuyu ayrıntıları ortaya koymak için yapılan çalışma demiştik. Bunu neyle yapacağız? Bir rehberimiz olacak, bize yol gösteren bir yol haritamız olacak. İşte bu yol haritamızın adı da teknik olarak yöntem, metot, eskilerin ifadesi usul. Usul olmadan hiçbir faaliyetin olması mümkün değil. Hukukta bile, hukuk alanında bile usul esastan önce gelir. Usulü bilmezseniz esası hiçbir zaman geçmeniz mümkün olmayacaktır. Bunu öyle bilmekte fayda var. Tabii bilimsel araştırma yöntemleri dediğimizde daha çok bu kavramları da göreceksiniz. Nicel araştırma ve nitel araştırma diye iki tür araştırma yöntemi tür itibariyle görmekteyiz. Nicel araştırma, nicel kelimesinin anlamından mülhem, olgu ve olayları objektif bir şekilde gözlenebilir, ölçülebilir ve sayısal olarak ifade eden araştırma yöntemidir. Tekrar ediyorum, olgu ve olayları objektif bir şekilde gözlenebilir, ölçülebilir ve sayısal olarak ifade eden ve bunu önceleyen araştırma yöntemine biz nicel araştırma diyoruz. Daha çok fen bilimlerinde, uygulama bilimlerde kullanılan bir yöntemdir. Sosyal bilimlerde, iktisat, işletme gibi, istatistik gibi disiplinlerde de tercih edilen ve giderek kullanılmaya, tek başına değil ama bir yardımcı yöntem olarak kullanılmaya sosyal bilimlerde devam edilmektedir. Nitel araştırma daha ziyade sosyal bilimlerin kullandığı bir şeydir, yöntemdir. Nitel araştırma yöntemi. Burada gözlem, görüşme, tarihte sözlü tarih diyoruz buna. Doküman analizi gibi
nitel veri toplama teknikleri kullanılır araştırma yöntemidir. Yani gözlem, görüşme, doküman analizi, yani belge. Tarihçi olarak biz arşivlere gidiyoruz. Arşivden çıkarttığımız belgeleri değerlendirmemiz bizim nitel araştırma yöntemi kullandığımız anlamına gelmektedir. Tabii nitel araştırma daha ziyade sosyal olaylar ve olguların niçin, nasıl ve ne gibi sorularına cevap veren bir araştırma yöntemi. Öncelikli olarak bunu kendimiz gerçekleştiririz. Sosyal bilimcilerin ve dolayısıyla tarihçilerin kullandıkları daha ziyade bu nitel araştırma yöntemidir. Ama iktisat tarihine yöneldiğinizde karşınıza bu nicel araştırma yönteminden de istifade edildiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Tabii bilimsel araştırma türleri, ben makale bazlı söyledim ama bunu genel olarak da ifade edebiliriz. Buna özgün makale adı da ya da özgün çalışma araştırma adı da vermek mümkün. Bu konuda ilk defa özgün bilgi ve belgelere, yani birinci derece kaynaklara dayalı yapılan ve alana katkı sunan araştırmalara biz özgün araştırma ya da araştırma makalesi adını veriyoruz. Yani yapacağınız çalışma birinci kaynaklardan kullanacaksınız. Onlardan istifade ederek yeni, orijinal ve alana katkı olan araştırma yapacaksınız. İşte bu araştırmaya biz özgün araştırma ya da makale bazlı araştırma makalesi adını vermekteyiz. İkinci tür değerlendirme çalışmaları, değerlendirme makalesi diyebiliriz buna. Daha önce yapılmış olan araştırmalarda elde edilen bilgilerin, bakış açılarının istifade ederek yine o belgeleri yeniden, o kaynakları yeniden yorumlayarak yeni bakış açılarıyla değerlendiren araştırma türüne biz değerlendirme çalışması diyoruz. Değerlendirme makalesi adını veriyoruz. Tabii bu bilimsel dergilerde özellikle önümüze geldiğinde bunu değerlendim. Aynı zamanda ben de İstanbul Üniversitesi Atatürk İlker İnkılap Tarih Enstitüsü'nün yakın dönem Türk Araştırma Dergisi'nin hem sahibi hem baş editörü. Dolayısıyla önümüze gelen makaleleri özgün makale mi, değerlendirme makalesi mi diye bu tasnife tutarak ona göre değerlendirmekteyiz. Akademik süreçlerde, akademik yükseltmelerde, önümüze gelen akademik dosyalarda çalışmalara baktığımızda çalışmalarda biz bunu görüyoruz. Yani özgün bir makale mi, özgün bir çalışma mı yapmış? Yoksa mevcut çalışmalardan yeni bakış açısıyla bize bir şey mi sunuyor? Onlara bakarak onu o kişinin akademi yetkinliğine karar veriyoruz. Tabii burada yeni bakış açılarının da ortaya konması gerekmektedir. Tabii bilimsel araştırma niyet ettiğinizde bir teze, bir kitap çalışmasına karar verdiğinizde, daha ziyade bir akademik çalışmaya, bir teze karar verdiğinizde ilk önce yapılması gereken, değerli arkadaşlar, konu tespiti. Belki en zor şeylerden bir tanesi, hususlardan bir tanesi konu tespitidir. Şimdi hele günümüzde bu kadar üniversitelerin sayıca fazla olduğu ve sayısı yüksek, doktoraların her alanda yapılmaya çalışıldığı, yapıldığı bir süreçte hangi orijinal konuyu, çalışılmamış konuyu bulacağım demeniz bayağı bir mesai harcamanıza yol açacaktır. Dolayısıyla konu tespitinde hiç çalışılmamış, az çalışılmış ve kaynakları kolay kaynak bulacağım ve kaynakları bol konuları belirlemeye çalışmak esastır. Yani çalışılmış bir konuyu çalışılmaz mı? Çalışılır. Onun için yeni bakış açıları, ciddi yeni bakış açılarını getirmek lazım. O da bu mesleğe başlayan, yani bir yüksek lisans, doktora, yüksek lisans yapan ya da doktora tezi hazırlayan bir kişi için mevcut çalışmalardan yeni sonuçlar çıkartmak çok fazla kolay bir iş değildir. Dolayısıyla orijinal konuyu bulmak daha kolay bir çaba olacaktır. Tabii konu tespit ettik. Konu tespit ettikten sonra ne yapacağız? Hemen birden kütüphanelere, arşivlere hemen sökün etmeyeceğiz, gitmeyeceğiz tabii. Tabii şunu da belirtmek lazım.
Ona da geleceğim ama bunun için yapıyoruz. Ön araştırma, ön okumayı niye yapıyoruz değerli arkadaşlar? Bir kere bir konuyu tespit ettik. Ama bu konuyu tespit ettikten sonra acaba konunun detayları nedir? Ve çalışmaya başlarken hem konuyla alakalı bilgi edinmek ve onunla ilgili bir takım soruları ortaya çıkartmak, sorunsalı tespit etmek önemlidir arkadaşlar. Dolayısıyla bunu baştan tespit ederseniz birkaç tane soruyu, konunuzla alakalı bir soruyu şey yaparsanız, belirlerseniz çalışmanızı kolaylaştırır. Mesela benim yayınlanmış olan konferansımızın devamında bir vesileyle göstereceğim. Yayınlamış olduğum İdealden Gerçeğe isimli kitabımı 95 yılında konuyla alakalı, yani Misakim Lozan'a adını taşıyan bir çalışmaydı. O sıralarda işte 91 yılında Körfez Savaşı olmuş, Irak kuvveti işgal etmiş. İşte o sıralarda Türkiye'de Musul-Kerkük meseleleri Misakim'le çerçevede dile getiriliyor. Bana da o sıralarda bir ansiklopedi maddesi Misakim'i yazar mısın demişlerdi. Onu kabul ettim. Ve ondan sonra baktım ki bu konuda çalışma yapılabilir. Ve benim temel problemim şuydu arkadaşlar. Bütün bu okumalar, bu güncel olayların etrafında benim temel problemim şuydu. Dedim ki madem aradan yaklaşık 90 yıl geçtikten sonra bu misakimli yeniden gündeme geliyor. Misakimlik kapsamında Musul-Kerkük yeniden gündeme geliyor. Acaba 90 yıl önce bu misakimli, ki Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna denk düşüyor. Acaba misakimli hangi iç ve dış siyasi şartlar içerisinde ortaya çıkmıştır ve dönemde şahıslar, tarih kişiler, TMM'de milletvekilleri bunu nasıl anlamışlar, algılamışlar, tepki vermişlerdir. Ben bu sorunsalımı tespit ettim. Bismillah dedim, çalışmaya başladım. Benim 6 yılım bu kitabı bu sorulardan hareketle araştırmak ve yazmakla geçti. Yani size kastettiğim ön okumanın faydası burada karşımıza çıkıyor değerli arkadaşlar. İşte okumanın arkasından onu ifade ettim. Ön okumalarda özellikle sosyal bilimlerde problematiği tespit etmek önemli. Fen bilimlerinde işte varsayımlardaki hipotezlerinizi belirlemek bu açıdan önemlidir. Daha sosyal bilimler ağırlıklı anlatacağımız için burada da işte ilgili soruları tespit etmek, çalışmaya girmeden önce arşive girdiğinizde, bir tarihçi olarak arşive gittiğinizde hiçbir şey bilmiyorsunuz. Sarı ismi Mehmet Ağa. Genel bir konu adı biliyorsunuz. Oraya yazdınız. Ama fazla bir şey bulamayabilirsiniz. Ama konunun detayını bilirseniz, anahtar kavramları eğer doğru tespit edebilirseniz, o zaman arşive, kütüphaneye gittiğinizde ne arayacağınızı, ne kadar arayacağınızı o zaman daha bilinçli olarak ve daha kolay bir şekilde bunu öğrenmek şansınız olacaktır değerli arkadaşlar. Ve bu çalışmada şeye girmeden önce, yani kaynakların içine araştırmaya girmeden önce bir kaynak taraması, bir literatür taraması yapmak gereklidir. Yani birinci ve ikinci derece kaynakları belirlemek önemlidir. Nedir birinci derece kaynaklar ya da birinci kaynaklar dediğimizde sosyal bilimlerde, özellikle tarih ve edebiyat gibi temel bilimlerde çalışmanın orijinalliği, alana katkılığında kriter birincil kaynak, mümkün olduğunca birincil kaynakları kullanma becerisidir. Ne kadar fazla birincil kaynağı kullanırsanız çalışmanızın kalitesi standartı o kadar yüksek olur. İkincisi ise bu nasıldır? Olay ve kişilerle ilgili oluş tarihine, onun cereyan tarihine en yakın ya da görgü şahididir. O dönemde yazılmıştır. Daha sıcağı sıcağına. Öyle bir eseri kullanmak ya da arşiv belgeleri anlamında tarihçi olarak söylüyorum. Oradan olay sırasında üretilen belgeler. Mesela bugün idareci olan arkadaşlarınız bilirler. Belge yazıyorsun. İşte bir rapor yazıyorsun. İşte rapor o anda üretilmiş şeydir. Mesela ki ya işte 3 sene önce bir olay oldu. Şu olayı bir raporlayın falan dediğinizde sizin aklınıza kalanlar ya da elinize gelenleri yazmak durumundasınız. Ama anında olan bir olayı yazdığınızda gerçeğe daha yakın bilgileri
bu raporunuzda göstermeni yazmanız daha kolay, daha mümkün olacaktır. İkincil kaynaklar da bu birincil kaynakların, onu da ifade edelim. Şöyle burada kalalım. İkincil kaynaklarda da daha ziyade bu birincil kaynaklarda istifade eden ya da birincil kaynakların olmadığı hallerde birincil kaynaklarda istifade etmiş kaynakları biz ikincil kaynaklar diyoruz. İşte ne bileyim, arşivler birinci kaynaktır. Nutuk birinci kaynaktır. Hatıralar bu anlamda o kapsama girer. Ama onlardan istifade ederek yazılmış olan çalışmalar bizim ikinci kaynaklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ya da olayı görmemiştir. Ondan sonraki dönem içerisinde bundan 3 sene sonra, 5 sene sonra yazmıştır. Ya da birinin anlatımı üzerine yazmıştır. Bunu biz ikinci kaynaklar olarak değerlendiriyoruz. Tabii kaynakları topladık, arşive gittik ya da kütüphanelere gittik ve kütüphanelere gittiğimizde yapacağımız işlem artık oturup bu kaynakları, belgeleri, bu kitapları, makaleleri bir gözden geçirmek kalıyor. Onu yapmamız gerek. Tabii bu arada iki şeyi de söylemekte fayda var arkadaşlar. Genellikle kütüphane malzemesi, arşiv malzemesi gibi iki kavramı da hatırlatmak istiyorum. Burada yok ama söylemek istiyorum. Arşiv malzemesi dediğimizde, ben bunu öğrencilerime soruyorum. Arşiv malzemesiyle kütüphane malzemesi arasında ne fark var dediğimizde onu cevabını istiyoruz. Adı üzerinde arşiv malzemesi, arşivlerden tedarik edilen belgeler olmakta. Kütüphane malzemesi de kütüphanede bulduğumuz işte kitaptır, makaledir, basılı eserler bizim kütüphane malzemesi olarak adlandırılır. Tabii kaynakları tarayıp kaynaklardaki kaynakları işte arşive girdiğimizde o belgeleri toplamaya başladığımızda işte bizim o toplama, belgeleri toplama ve kitap ve makaleleri gözden geçirme sürecimize biz dönemimize veri toplama diyoruz. Yani araştırmamızla ilgili bilgilerin derlenme sürecine biz veri toplama süreci diyoruz. Verileri topluyoruz. Bilgi fişlerimizi oluşturuyoruz ya da alıntı fişlerimizi oluşturuyoruz. Ondan sonra onları, şimdi sırası gelecek, onları değerlendirme aşaması olacak. Dolayısıyla bu dönem verileri toplama ve bunları kaydetme dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Hocam, özür dilerim. Mustafa Hocam. Ekrana gelen ikinci sayfa orada kaldı. Her anlattığınız sayfayı ekrana getirirseniz hem göz aşinalı olur, hem notlar arkadaşlarımız takip eder, hem de sizler dinlerler. Hem o anlattığım kütüphane malzemesi, arşiv malzemesi yansıtıyor, onu söyleyeyim. Ben sadece şifayen ilettim. O açıdan arkadaşlar şey olabilir. Yani son anlattığımız bu veri toplama kısmıydı. Yani birinci kaynaklar başta olmak üzere bu arşivler olabilir, kütüphaneler olabilir. Buralardaki arşiv ve kütüphane malzemelerini den istifade ederek, yani kitaplar, makaleler, işte raporlar, ne varsa, fotoğraflar, buna benzer görsel malzemeyi de buradan çıkartmak ancak bu süreçte mümkün olacak. Bunları derleyip, bunları derleme sürecinin adıdır veri toplama dediğimiz şeyde. Bunları da okuyoruz, notluyoruz. İşte bu süreç, ya bilgi fişi hazırlıyoruz, ya oradan alıyoruz, ya da alıntı fişleri yapıyoruz ve ondan sonra da bizim şey kısmımız, işte geleceğimiz araştırma taslak planımız karşımıza çıkacak. Yani araştırmamızın bir kere bir araştırma, bu veri toplamayı arşivlere gidip, kütüphanelere gidip verileri topladıktan sonra bizim kafamızda bir plan oluşur. Taslak plan diyoruz biz buna. Kafamıza oluşur. Yani deriz ki işte giriş kısmı, işte birinci bölümde ben şundan bahsedeceğim, ikinci bölümde şundan bahsedeceğim, üçüncü bölümde şu konu olacak ve sonra sonuçla beraber ben çalışmayı nihayetlendireceğim gibi bir kafanızda bir metin oluşacaktır. Bu bütün, ben dahil, bütün araştırmacıların izlediği yoldur. Bir başlangıç kısmıdır. O zaman içerisinde hazırlanan taslak metinler zaman içerisinde değişikliğe uğrar. Konunun içerisine girdikçe bazı koydukları şeyleri, ya bu var ama bu çok teferruata giriyor, ben bunu kenara koyayım ya da efendim ya şu konuyu biraz daha açayım ya da bir alt başlık yapayım
deme gibi haller içerisine girersin, düşünürsünüz. Daha sonra yazma aşamasının ilerleyen aşamalarında bu planda bazı düzeltmeler, düzenlemeler yapmak durumunda kalırsınız. Dolayısıyla bu çalışmaya başlamadan önce bir taslak planın hazırlanması gereklidir. Onu ifade edelim. Tabii bilimsel araştırma da yazma ya da metin inşası eskiler ifadesiyle eskiler yazı yazma, metin yazma, kitap yazma eylemine bir inşa kavramıyla ifade ederlerdi. Eski dilde icat etmek, yazmak, ortaya çıkartmak Mustafa anlamında. Mustafa Hocam, tekrar özür diliyorum. Kusura bakmayın. Konuşmanızı, sunumunuzu böldüm. Şimdi slaytlarınızın takılı kaldı. Slaytları aktarırsanız, akarsa slaytlar. Bilmiyorum, yalnız, siz görebiliyor musunuz ekranda? Ben şimdi slaytları görüyorum. Şu anda hangisini, kaçı? 1, 2, 3 diye gidiyor. Siz hangisini şu anda konuşuyorsunuz? Bilimsel araştırma aşımı, yazma, metin inşası diye. Numarası kaç? 7. 7'yi ekrana yansıtırsanız şu anda 2 yansıyor ekrana. Orada bir sıkıntı mı var acaba bilmiyorum. Ben görüyor gibi. Şeyden, mouse'dan tutun aşağıya. Şu 2'nin yerine aşağı doğru inin 7'ye gelsin. 7'yi alttan ekrana yansıtırlar. Ekran paylaşımı kısmına gelin. Tamam, sen bana numarasını at. Yeni paylaşım mı demem lazım? Onu ben de çok da... Şu anda 2'yi nasıl paylaştınız? Şu anda arkadaşlar kaçı görüyorlar? 2'yi görüyorlar arkadaşlar şu anda. Nasıl şey yapabiliriz? Paylaştım. Paylaşım durmuyor. Gerçi dinliyorlar arkadaşlar ama yine de. Tamam, eğer olmuyorsa. Ben haklısınız. Slide başlattıktan sonra ekran paylaşsın. Şu anda arkadaşlar hangileri görüyorlar? İhsan Hocam. O ekranda kalmış. Slide akışını paylaştınız mı? Slide akışını paylaş. Ondan sonra ekran paylaşımını yapın. Slide akışı nerededir? Bu slide akışı... Akışı nerede? Biliyor musun? Onu bir... Bir paylaşımı bir durduralım bakalım. Tekrar bir şey yapalım. Sayın Hocam, kolay gelsin. Slide'ınızı başlattıktan sonra F5 ile slide'ı tam ekran yapıyorsunuz. Slide akıyor ya. Evet. Onu yaptıktan sonra ekran paylaşın tekrar. Onu o zaman paylaşır Sayın Hocam. Ha, o zaman paylaşımı yap bakalım. Paylaştı. Böyle kalsın. O zaman F5 yaptıktan sonra mı paylaşayım? Evet, F5 yapın, ekran ondan sonra paylaşın. Ya da burada sol taraftaki menüden tek tek slaytları tıklayarak giderseniz de ekran yine okunuyor. Daha kolay olur. Şimdi 16'ya geldiniz, 7'deydiniz herhalde. Evet, ben şeyi biliyorum. Şimdi görünüyor mu şurada? Geçişler gözüküyor mu? Yok, şu an geçiş gözükmüyor Sayın Hocam. Siz o zaman yeni İhsan abi şuradan tıklayarak devam etsin. Yukarıya doğru mesela şunun üzerine tıklasa. Hangisini tıklarsa ekrana o gelecek. Şeyin üzerine tıklayınca mı? İsterseniz şöyle diye yapalım. Mustafa Hocam, mouse'unuzla şimdi 16 gözüküyor ya, mouse'unuzla 7'ye gelin, 7'nin üzerine tıklayın.
Şöyle yaparsak 7. 7'yi görüyor musunuz? Evet. 12'yi tıkladınız. Evet. Tamam, doğru yapıyorsunuz. Yukarıya çıkın. 7, evet. Şu anda görüyor musunuz? Evet, 7. Şu anda 7. Tamam. Buyurun, devam edin. Bura bittikten sonra 8'in üzerine gelin. Ondan sonra tıklayarak gidersiniz. Böyle devam edelim. O zaman böyle evet. Devam edelim. O zaman böyle devam edelim. Belki daha iyi olacak. Tam ekran paylaşım. Ben de görüyorum. Siz görüyorsanız. Biz şu anda 7'yi görüyoruz. Evet. Tamam. Evet, buyurun devam edelim. Evet. Şimdi aşağı doğru inelim. Buradan itibaren anlattığımız tekrar buradan anlatalım mı, yoksa kaldığım yerden mi devam edeyim hocam? Hayır, siz bir bütünlük içerisinde anlattığınız konularda nerede kaldıysanız, tamam, oradan nereye devam anlatmak edelim. İstiyorsanız oradan devam edin. Şey yapalım. Şuradan şöyle ben. Araştırma taslak plan demiştim. Şimdi görünüyor mu burası? Evet. Şimdi bilimsel araştırma taslak plandasınız şu anda. 15. Evet. Sayfadasınız. Devam eder gidersiniz. Tamam. Değerli tamam. Hocam. Teşekkür tamam. Ederim. Mustafa Hocam. Peki. Sağ olasın. Arkadaşlar, evet. Kusura bakmayın. Biraz biz acemiliğimiz şeye. Olsun. İlerleyen süreçte daha iyi program yaparız. Abisinin evet. İnşallah. Tamam Mustafa Hocam, buyurunuz. Murat Taşdemir. Evet. Dediğimiz gibi bilimsel araştırmalarımızda yani veri toplamayı sürecini ikmal ettikten sonra, ki bu aslında veri toplama, ki veriyi topladık bitti tamam, ondan sonra bir de arşivin kütüphanenin yolunu tutmayacağız anlamına gelmez. Çalışmamızı taslak planı yaparız. Çalışmamızı yazmaya başlarız. O zaman, o sırada bile zaman zaman arşive ve kütüphanelere gitme ihtiyacı hasıl olur. Yani o yol hiçbir zaman kapanmaz. Onu da özellikle belirtelim. Ama bilimsel araştırma süreçleri, veri toplamayı ikmal ettikten sonra, yani ben yeterince bilgiyi, belgeyi topladım artık dediğiniz anda, sizin taslak planı hazırlama aşamasına geldiniz demektir. Ve bir taslak plan hazırlarsınız. Ki ona daha sonra detaylı geleceğiz. İşte nedir? Giriş, birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm, dördüncü bölüm, sonuç, kaynakça varsa ekler, öyle devam edersin bir çalışma. Ve taslak plan çalışmanın ilerleyen aşamalarında eldeki malzemenize ve sizin yazma şeyinize, tarzına uygun olarak bu planda yani değişiklikler olacağının bilinmesinde fayda vardır. Şimdi bilimsel araştırma aşamalarında bir çalışma yaparken belki en zor aşamalardan bir tanesi yazma aşamasıdır. Eskilerin inşa dedikleri, metin inşası dedikleri bir süreçtir. Eski dilde inşa kelimesi, ben bunu öne söylediğim için özellikle bu eski dili de özellikle kullandım, sadece yazmayla sınırını tutmadım. Metin inşası, inşa eylemi eskiden resmi özel yazışmaların, efendime söyleyeyim, belli usullerle yazma sanatına inşa denirdi. Yani inşa etme denirdi. Bu işe imül inşa adı verilmekteydi. İşte bu çerçevede hazırlanmış olan resmi dokümanların bir araya getirildiği külliyatlara, külliyatların adı da müşaattır. Yani inşa edilmiş metinler anlamındadır. Bunların bir araya getirildiğinde, yayınlandığı zaman da biz bunlara müşaat mecmuaları adını vermekteyiz. Yani bu işin, ya yazma işinin, daha doğrusu esas itibariyle yazma işinin bir beceri, bir yetenek, bir sanat olduğunun bilinmesi gerekir. Herkesin kolay kolay bilimsel araştırma, bilimsel bir metin yazması, çok da herkesin aynı seviyede yazamadığını dikkate aldığımızda yazma işimin ne kadar zor olduğunu, bu konuda bu işe soyunanlar çok iyi bileceklerdir. Şimdi şunu belirtelim değerli arkadaşlar. Ben en azından kendim bu işi nasıl yapıyorum?
Ben kendi tecrübemden hareketle size bunu anlatmaya çalışacağım. Kanaatimce metin inşası bir olay yazarken, bir tarihi olay yazarken, bir kişi yazarken dahi esasında biz bir kurgu yapıyoruz. Kurgusuz inşa güzel ve başarılı metinleri ortaya çıkartmaz. Mutlaka bir kurgusunun olması gerekir. Kurgu derken hayali şeyleri burada bahsetmek anlamında değil. Kafanıza bir senaryo yazmanız lazım. Kurgudan kastım bu. O senaryo içerisinde olayları anlatmanız gerekir. Dolayısıyla eğer kurguyu gerçekleştirirseniz adeta senaryo gibi metnin yazılmasını işini kolaylaştırırsınız. İşiniz kolaylaşır. Şimdi bu nasıl yapılıyor? Ben genellikle bilimsel araştırmalarda bir makale yazarken ya da bir kitap çalışmasına girdiğimde adeta böyle ilmek ilmek derler ya, dokuyarak gitmek ya da böyle aşama aşama götürmek gibi bir işlemdir bu. Ya da tuğla üzerine tuğla koymak gibi bir işlemdir. Mesela ben genellikle eldeki malzemeleri alır önüme koyarım. Şimdi bilgisayar üzerinden genç arkadaşlar daha mahirdir o konularda ama ben henüz evet yazılarımı bilgisayarla yazıyorum. Bazı dijital malzemeleri, işte kitap, makale, arşiv var, onlardan istifade ediyorum ama bir metin inşasını şey yaparken öncelikle yanımda dokümanlarım bile, belgelerim bile, verilerim bile klasik olarak fişler yazılmış vaziyette, yani küçük şeylerde benim önümde, elimin altında mutlaka bulunur. Nasıl yapıyorum? Tabii yazmak adeta şey gibidir. Yani yazma işlemi bazen günlerinizi alır. Bazen ben kendi evde bir konuya başlayacağım zaman hazırlık var, kafada var. Ama oturup masaya yazamazsınız. Böyle yani sizi zorlar. Ev ahalisi de bana der ki ya baba ya da eşim der ki ya sen niye oturup yazmıyorsun, tembellik yapıyorsun, işte bir makale yazacağım, bir şey yapacağım diyordun, niye başlamadın çalışmaya? Onlar bilmiyorlar ki ben aslında dolaşırken onların benim böyle avare dolaştığım ve avare oturduğum zannettiği anlarda ben aslında kafamda o yazacağım metni oluşturmaya çalışıyorum. Onun kağıda dökülmesi şeyi var, anı var, o anı beklemek durumunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla ben de kafamda onu kurguladıktan, nasıl yazacağımı iyice netleştirdikten sonra Bismillah der, masaya oturur ve yazmaya başlarım. Şimdi yazmaya başladığınızda, değil mi? Yazma işlemi başlamak en zor iştir. Onu söyleyeyim. Tecrübe edenler bilir. Nasıl yazarım der, yazarsınız, silersiniz, olmadı dersiniz. Şöyle başlasam, şu şekilde başlasam dersiniz. Ben o anlamda şöyle bir yol izliyorum. Burada da yazdım. Öncelikle konuya Bismillah deyip böyle 3-4 cümle yazarım. Konuşma liste aklıma geldiği gibi yazarım konuyla alakalı. Sonra dururum. Derim ki ya 3-5 cümle yazdım. Paragraf da olabilir bu. Paragrafa da kadar da gidebilir. Yazdıktan sonra şöyle karşısına geçerim. Şu soruyu sorarım. Burada şu yazdığım soruyu sorarım. Derim ki yazdım ben bir paragraf yazdım. Ya da 3-5 cümle yazdım. Acaba ben bunu daha güçlü kelimelerle daha kısa bir şekilde nasıl yazabilirim? Bu soruyu kendime sorar. Ondan sonra bakarım ki ha, burada bu var. Şu yan cümleciyi atayım. Bak şuradaki iki cümleyi birleştireyim. Şuna şu kelimeyi kullanayım falan dediğim vakit benim 5 cümlem bir bakıyorsun 3 cümleye iniyor. İnerken de çok güçlü kelimeler kullanmaya başlıyorsunuz. O konuşma lisanından uzaklaşıyorsunuz. Daha akademik bir dile dönüşüyorsunuz. Ondan sonra bakıyorsunuz, okuyorsunuz tabii birkaç kere. Diyorsunuz tamam oldu. Ondan sonra diğer ve devam etmeye başlıyorsunuz. Ve dolayısıyla bu yöntemi ben yani tuğla üzerine tuğla koymak gibi her yazdığım cümlede ve cümle birkaç cümle sonrasında beğenmiyorsam, içime sinmiyorsa işte bu soruyu soruyorum. Diyorum ki yazdıklarımı en kısa ve güçlü kelimelerle nasıl ifade edebilirim, nasıl yazabilirim? Bu soruyu soruyorum kendime. Ondan sonra o sorunun arkasında aynı işlemi yapmak suretiyle yavaş yavaş bina yapar gibi tuğla üzerine tuğla koyarak kendi metnimi inşa etmeye
oluşturmaya çalışıyorum. Tabii burada sizlere tabii bu arada değerli arkadaşlar, yazmak için sürekli bir kere yazma eylemini devam ettirmek lazım. Yani böyle 2 senede bir eline kalem alıp bir makale yazma ya da ne bileyim işte yılda bir makale yazıp başka hiçbir şey yapmamak ya da okumamak iyi ve başarılı metinleri inşa etmenin önünde en büyük engeldir. Okuyan kişi yazmaya daha isteklidir. Yani hani bir bardağın dolması gibidir okuma faaliyeti. Okursun, okursun, okursunuz o bilgiler ve belgeler neyse zihninizde belli bir noktaya gelir, artık taşma noktasına gelirsiniz. Bu taşma noktası nereye kanalize edecek? İşte oturacaksınız kağıda bunu ya da bilgisayar ekranında kendi Word şeyinize bunu yazmaya başlayacaksınız. Önce dolması lazım. Ama dolma işlemi de ancak sürekli okumayla mümkündür. O da yeterli değil. Zaman zaman yazmak lazım. Yani yazmak ile akademik anlamda söylemiyorum. Yani nedir? Bir bulunduğunuz kurumun bir dergisi vardır. Ya da işte bakanlığın, okulun dergisi vardır. Oraya bir makale yazarsın. 3 sayfalık bir makaledir. Ya da bir gazetede bir köşeniz vardır. Ya da haftalık yazılar yazarsınız. O şekilde olabilir. Ya da hikaye yazarsınız. Hatta roman yazarsınız. Ya da okursunuz, şimdi ona geleceğim. Yazma eylemini kolaylaştıran en önemli hususlardan bir tanesi sürekli okumak ve sürekli yazmaktır. Bu konuda da ben başarılı bir metin yazabilmek, başarılı bir metin inşa edebilmek için ben roman ve hikaye gibi nesir metinlerin okunmasını tavsiye ediyorum. Şiir de olabilir ama biz daha ziyade düz yazı yazacağımız için roman ve hikaye gibi metinleri sürekli okumak bizim hem kelime dağarcığımızı zenginleştirir hem de okudukça bizim yazma şevkimiz artar. Özellikle ben hikaye okunmasını tavsiye ederim. Çünkü ben kendim aynısını yapıyorum. Ben roman da okuyorum ama daha ziyade hikaye okumayı tercih ediyorum. Hikaye ile romanı ben bir futbol deyimiyle söyleyecek olursak hikaye okumak ya da hikaye yazmak, hikaye okumak minyatür sahada futbol oynamak gibidir. Çünkü hikayede az kelimelerle meramınızı ifade etme gibi bir şeyiniz vardır, durumunuz vardır. Roman ise daha serbesttir, daha uzun zaman gerekir. O da tam sahada futbol oynamak gibidir. Orada İşte koşacaksınız, yeteneğini göstereceksiniz ama hikayede yetenek daha ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla hikaye okursanız daha çok kelimelerle haşır neşir olursunuz ve bu işin nasıl yapıldığını somut olarak görme şansınız olur ve sizi şekillendirir. Ve yazarın nasıl başladığını, nasıl sonlandırdığını, o kurguyu nasıl kurduğunu o kısa metinlerde görme şansınız mümkün olacaktır ve kaleminizle ona uygun olarak daha işlek hale gelecektir. Ama bu işin esası, yazma işleminin, metin inşasının esası okumak ve yazmaktır. Böyle arada sırada bizim bir hocamız vardı, ismini vermeyeyim, Allah selamet versin. Bizim işte asistanlık dönemimize karşılaştığımızda, bize demişti, çocuklar ne yapıyorsunuz diye, hocam işte elimizden geldik, çalışıyoruz, yazıyoruz. Yazın yazın çocuklar demişti bize, arkadaşlar demişti. Bize yazdırmadılar zamanında, şimdi yazamıyoruz. Yani yazma alışkanlığı edinmezseniz sonraki dönemde ya da yazma ihtiyacı ortaya çıktığında iyi metinler yazabilmeniz çok mümkün olmaz. Yazamazsınız çünkü önümüze gelen ben metinlerde de bunu görmekteyim. Tabii yazma işlemi içerisinde, bunu örneklemedim ama şifaen söyleyeyim, bir metinde mümkün olduğunca farklı kelimeleri kullanmak lazım. Farklı fiilleri kullanmak lazım. Yani sürekli olmak fiilini, sürekli yapmak fiilini, sürekli ekmek, yardımcı fiilini kullanmak çalışmamızı, yazacağımız metni zenginleştirmez, fakirleştirir. Bir
yazma eyleminde, bir metin inşasında siz ne kadar farklı kelimeleri, fiilleri kullanırsanız çalışmanız o kadar başarılı bir metin olur. Bunu özellikle söylüyorum. Yani ben bazı tezlerde ya da yazılarda görüyorum. Hatta akademik alan, unvanlı olanlarda bile görüyorum. Bakıyorum hep şeyler aynı kelime. Etmek, 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 etmek devam ediyor. Başka kelime yok mu arkadaş? Yani kullanırsınız bunu. Dolayısıyla mümkün olduğunca buradaki yazma başarılı bir metin inşasında dediğimiz gibi şeyi yapmayacağız, adı nedir? Aynı kelimeleri kullanmayacağız. Farklı kelimeleri kullanacağız. Tabii dilde bu kadar efendime söyleyeyim, fakirleşme, yeni ki eski Arapça, Farsça kelimeleri işte efendim bunlar Arapça, Farsçadır diye dilimizden atarsak, bunları kullanmamaya başlarsak bu sefer anlam şeyi, dünyası farklı olan, kısır olan kelimelere kendimizi mahkum etmiş oluruz. O yüzden başarılı bir metin inşası yapmak isteyen arkadaşlara kelime dağarcığını geliştirme aşamasında bizim eski metinlerimizi, yani eski metinler Osmanlıca okumanız anlamında söylemiyorum, 1940'lı yılların, 50'li yılların yazılmış olan kitapları, metinleri okumanız bile kafidir arkadaşlar. Ben yıllar önce benim de hayatımda 10 yıl kadar geçmiş olan Yozgat Sorgun'u bir ziyarete gitmiştim yıllar önce. Beni öğretmen evine götürdüler, bir öğretmen arkadaşım vasıtasıyla. Öğretmen evinin halini benden daha iyi bilirsiniz. Baktım ortam hoşuma gitmedi. Dedim buranın bir kütüphanesi, kitaplığı falan yok mu? Var hocam dediler. Oraya girdik. Girdim baktım kitaplar. 1928 Harp İnkılabı'ndan sonra yazılmış olan eğitimle alakalı kitaplar. Hatta Ziya Gökalp'in kitapları da vardı. O dönemde 30'lu yıllarda yayınlanmış kitaplar. O kadar zengin kitaplardı ki, o kadar güzel Türkçe'yle yazılmış ki. Yani ben zaman zaman çıkar okurum onları. O kadar keyif verir o metinleri okumak. Hem kelime dağarcığımızı zenginleştirir, hem de okuma zevkini bize kazandırır. Muhtemelen sizin bulunduğunuz yerlerdeki öğretmen evde, benzeri yerlerde de bu tarz o yıllarda kalmış, 30'lu yıllarda, 40'lı yıllarda yayınlanmış kitaplar mutlaka o kütüphanelerde yer alır. Onları okursanız ya da eski 1950'li yıllarda yayınlanmış roman, hikayeleri bulur okursanız o da sizin dil zevkine kavuşmanıza ve güzel metinler yazmanıza, kelime dağarcığınızın zenginleşmesine hizmet eder arkadaşlar. Bunu özellikle tavsiye ediyorum. Hikaye okumayı özellikle tavsiye ediyorum. Tabii yazma işleminde arkadaşlar genellikle giriş, esas bölümler yazıldıktan sonra giriş bölümü yazılır. Giriş bölümünün de arkadaşlar araştırmanın ön sözden sonraki kısımdır. Girişte iki türlü giriş yapılır arkadaşlar. Bizim teknik giriş ve tematik giriş dediğimiz iki türlü bir giriş bulunmaktadır. Giriş yazılabilir. Bunların bir tanesi bir çeşit araştırmanın yöntemini, amacını, varsa kavramlarını, araştırmada kullanılan kaynakların değerlendirmesini içeren bölümdür giriş bölümü. Çok teknik olarak hazırlanır bu metin. Şimdi ben şey vermeyeceğim, içeriye girmeyeceğim ama sadece şu eser, bir doktora tezimden mülhem, onun şu giriş içindekiler kısmını sizlere gösteriyorum. İşte bakın giriş kısmının araştırmanın konusu, araştırmanın amacı, önemi, araştırmanın kavramsal boyutu, araştırmanın yöntemi. Yani bu giriş kısmında teknik giriş dediğimiz kısım budur. Bunu yaparak giriş kısmı ikmal edilmektedir, yazılmaktadır. Şimdi son zamanlarda bu küçük başlıklar verilerek de böyle bir daha çok fen bilimlerinden mülhem bir uygulamanın sosyal bilimlerde de makale yazımlarında da tez yazımlarında da istenmeye başladığını görüyorum. Eskiden de bunlara değinilirdi. Giriş kısmında değil, daha ziyade ayrı bir bölüm olarak, en sonunda ona da geleceğim, ayrıca belirtilirdi. Yani teknik giriş dediğimizi tekrar ifade edeyim. Araştırmanın konusu, amacı, önemi, varsa kavramları
ve araştırma yöntemi gibi hususların dile getirildiği bölüm ve tarz, tür, teknik giriş anlamına gelmektedir. Tematik giriş dediğimizde aslında bu esas araştırma konusu hazırlık dönemidir. Yani siz diyelim ki 1920'leri anlatacaksınız. İşte Cumhuriyet döneminde Ankara'yı anlatacaksınız. Böyle bir çalışmaya girdiniz. Ankara, Cumhuriyet dönemi Ankara'da bir çalışmaya girdiniz. Şimdi siz ne yapmanız lazım? Giriş bölümünde 1923'e kadar Ankara'nın bir kısa tarihçesini, yani Ankara'nın coğrafi konumunu, Ankara nerededir? Coğrafi konumunu tarif etmeniz lazım, anlatmanız lazım. Sonra tarih gelişimini anlatmanız lazım. Ta 1923'e kadar Ankara'nın geçirmiş olduğu tarihi aşamaları burada anlatmanız lazım. Giriş olarak, konu olarak anlatmanız lazım. Birinci bölümle beraber Bismillah deyip 23'ten sonra Ankara'da tezi nasıl şekillendirdiğini o şekilde yazmaya devam edersiniz. Biz buna efendim tematik giriş adını vermekteyiz. Mesela bir kitap söyleyeyim. O biraz tersinden yapılmış. Şu kitabın İslam dünyasında İslam Dünya Fikri diye bir kitapta giriş bölümüne bakıldığında arkadaşlar giriş bölümünün bakıldığında konuya bir giriştir. Genel bir giriş yapıldığını görürsünüz. Tematik bir giriştir bunun. Bir şey söylemeyeyim size. Evet, bu yanlış herhalde şey olmuş. Bu benim daha sonra gelecek kitabımın giriş kısmı olarak ifade etmek gerekecek. Şurayı şöyle geçelim. Bir başka giriş de bu bahsettiğim İslam Dünyası Fikri kitabında giriş kısmında da bir kavramsal izahla konuya giriyor. İslam dünyası nedir? Böyle bir İslam dünyası kavramı var mıdır? Gerçekte böyle bir İslam dünyası var mıdır? Bunu analiz eden bir giriş bölümünü yazmıştır yazar. Ondan sonra ana konuya geçmiştir. Biz buna konuya hazırlık anlamında ister kavramsal bir bakışla ya da konuya hazırlık anlamında, tarih süreci anlatma anlamında bir tematik giriş olarak bunu adlandırırız. Tabii tematik giriş yaptığımızda, tematik girişi ikmal ederken, yani tam bitirmeye doğru gelirken bir takım diğer bölüme, birinci bölüme geçiş sağlayacak bazı soruları da sormak durumu vardır. Yani mesela ben kendi çalışmamda onu koyamadım ama belki benim ondaki yani çalışmalarınızda öteki bölüme bağlayacak. İşte bundan sonra sorular sorarak diğer bölüme geçiş sağlayacak soruları sormalı ve son cümleniz de diğer bölüme geçiş sağlayacak ve akıcı metin akıcını sağlayacak bir cümleyle sona ermelidir. Diğer tarafa geçtiğinizde de bıraktığınız yerden konuya devam edersiniz. Konunun akıcılığı itibariyle böyle bir durum karşınıza çıkacaktır. Şimdi sonuç yazma dediğimizde arkadaşlar bu bölüm esas bölümler kadar önemlidir. Sonuç yazmak çok kolay bir şey değildir. Daha ziyade genelden özele doğru çalışmada çıkarılan sonuçlar, bulgular, değerlendirmeler bu sonuç kısmında yazılmalıdır. Burası sonuç kısmı çalışmanın özeti değildir. Asla bu özeti kısmına gidilmemeli. Daha önce konuyla yapılmış çalışmalarla mukayese edilerek sizin farklılığınızı ortaya koymanız gerekmektedir. Farkınızı ortaya koymanız gerekmektedir. Ya da güncelle alakası varsa çalışmanızın günceldeki yansıması, işte anlattığımız konu günümüzde işte şu konuya denk düşmektedir gibi bir değerlendirmeyi de içermelidir
mekanik olmamalı. Yazdığınız bölümlerin özeti yine olmamalı. Genelden özele çalışmada vardığınız sonuçları mukayese ederek, daha önceki çalışmalarla mukayese ederek yazılmalı. Eğer ilgiliyse, eğer güncel bir olayla da bilgisi varsa, mutlaka çalışmanızın o güncel olayla, konuyla bağlantısını kurarak sonuç kısmını ikmal etmeniz, tamamlamanız gerekmektedir. Böyle bir şeyi izlemek mümkündür. İşte bahsettiğimiz çalışmanın bu İslam Dünyası Fikri kitabının işte sonuç kısmında da kitap İslam Dünyası'nın başından itibaren özel 19. yüzyıldaki gelişmeleri anlatmakta ve sonuç kısmı da işte 1980'li yıllardaki bir durumdan hareketle çalışmasını devam ettirdiğini görüyoruz. İşte İslam Dünyası Fikri diyerek ve vardığı sonuçları da en sonunda sonuçları da burada yazarın ifade ettiğini, çok başarılı bir şekilde ifade ettiğini ve vardığı sonucu da burada son cümle itibariyle yazdığını, önerisiyle birlikte sonuç kısmında yazdığını ifade ederim. Ben okuduğum kitap, okurken kitapları da böyle okurum. Bazıları çizmezler, yazmazlar. Ben o anda aklıma gelenleri önce kitap üzerinde işaretler, daha sonra bilgi fişlerime aktarırım. Onu da görmüş oldunuz. Ben nasıl kitap okuyorum, nasıl yapıyorum, onu da görme şansınız olmuştur. Evet, bilimsel çalışma bittikten sonra kaynakçanın düzenlenmesi karşımıza çıkar. Bu da önemli bir husustur arkadaşlar. Birinci derece kaynaklardan başlamak üzere alfabetik sırayla bunlar tasnif edilir. Yani gruplandırılır, tasnif eder derken. Tabii burada da iş yazar adı varsa soyadına göre yazmak gereklidir. Eğer soyadı kanundan önce bir şeyse, adı nedir? Bir yazarı da olan bir eser ise biz yazarın adını yazarız. Diyelim ki mesela Namık Kemal ya da Ali Suavi'nin bir eserini kullanacaksınız ya da Cevdet Paşa. Ali Suavi belki iyi örnek. Şimdi Suavi Ali yazamazsınız. Onu Ali Suavi diye yazmanız lazım. Çünkü soyadı yok. Namık Kemal diye yazmanız lazım. Ama soyadı varsa, yani Mustafa Budak'sa, Budak Mustafa diye yazılması lazım. Yani yazarı belli olan eserler için söylüyorum. Yoksa da eserleri de yine alfabetik olarak hangi sırada geliyorsa, o grubun içerisinde şimdi örnekleyeceğim, onu da o şekilde alfabetik olarak yazmak bizim görevlerimiz arasında. İşte bahsettiğim benim bu konu seçimini ön okuma ve soruları belirleme aşamını dile getirdiğim kitap benim İdealden Gerçeğe, Misakine Lozan'a Dış Politika isimli kitabımdır. 2002'de yayınlanan, sonra farklı isimlerle de bir isim dedi. Şu alt isim başlığı çıkararak 5 baskı yapmış çalışmam. Şimdi onun bibliografyasını, yani kaynakça düzenlenmesini size gösteriyorum. Tabi bu bir tarih çalışması olduğu için bizim için arşivler önemlidir. Arşiv bilgileri, belgeleri dedikten sonra yayınlanmamış arşiv belgeleri, yani birincil kaynaklar itibariyle yayınlanmamış arşiv belgeleri, daha sonra yayınlanmış arşiv belgeleri, yani kaynak derecesi itibariyle bunu sıralamak gerekiyor. Bu inşallah görünüyordur. Tabi acemiliğimiz de var bizim. Ondan sonra... Gözüküyor hocam. Evet. Resmi yayınlar biraz sürüyor ama resmi yayınlar sıra itibariyle birinci kaynaklardan resmi yayınlar, arkasından hatıralar, o sırayı kaynak derecesine göre bunu görüyoruz. İşte burada aynı zamanda eserleri nasıl yazdığımızı da görüyoruz. Mesela Kemal Atatürk, Ahmet İzzet Paşa, soyadını yazmadığımız için, yani eserin adı Ahmet İzzet Paşa olduğu için Halide Edip'in soyadı var, bu şekilde yazıyoruz. Mesela böyle bir olmayan burada isim hatıralarda yok, belki diğer kısımda karşımıza çıkabilir. Böyle bir bakıyorum. Mesela şu kısımda, şurada görebiliyorsunuz, Hüseyin Kazım Kadri'yi biz Hüseyin Kazım Kadri diye yazıyoruz. Yani soyadı kanundan önceki
bir isim soyadı almadığı için ismini ilk isminden itibaren yazıyoruz. Soyadı alanları da bu şekilde soyadını yazmak suretiyle eserleri de tam künyesini, yani yazar adını, soyadı adını, eser adını, yayınlandığı yayın evini, yayınlandığı yeri ve tarihini yazmamız gerekmektedir. Yani bütün eserlerde izleyeceğimiz yol bu şekildedir. Kitap makaleleri de yine bir kendi içinde tasvip etmek suretiyle bu şekilde yazmaktayız. Kitapları gösterirken değerli arkadaşlar, kitaplarda sayfa numaraları gösterilmez. Bunu özellikle söyleyeyim. Sayfa numara gösterilmez. Ama bir makale, bir dergide yayınlanmış bir makale söz konusu ise ya da bir bölümden atıfta bulunmuşsanız, kullanmışsanız oralarda sayfa numaralarını, yani siz kullandığınız sayfayı değil, o dergide yayınlandığı o makalenin hangi sayfalar arasında yayınlandığını burada göstermeniz lazım. İşte mesela burada ne diyelim, işte Ağoğlu Ahmet'in Milli Misak'ın Tarihi Emniyeti Ülkü dergisinde yayınlanmış, 43-45'te yayınlanmış mesela, sayfa olarak yayınlanmış. Belki ben bunun 44'ünü kullandım. O nokta atıfı dipnotlarda metin içerisinde gösteriyoruz ama şeyde efendime söyleyeyim, kaynakça düzenlemesi bibliografyasında o dergide yayınlandığı sayfaları göstermemiz gerekir. Bu işin usul gereği böyle bir uygulamadır. En sonunda da yayınlanmamış tezler ve gazeteler devreye girer. Tabii yayınlanmamış tezler derken makbul olan arkadaşlar, bunu da hatırlatalım. Eğer bir tez yayınlanmışsa makbul olan yayınlanmış tezin yayınlanmış halini, kitap halini referans göstermek tercih edilir. Yani kitap, çünkü belki tezden sonra ilaveler yapıldı, yeni şeyler söylendi, belki tezde eksik bırakılan bir kısım tamamlandı, bazı şeyler değiştirildi. Dolayısıyla geçerli olan, yani bizim önümüze bir tez olarak geldiğinde eğer yazar yayınlanmış bir tezi, yani kitap olarak yayınlanmış tezi kitap halini değil de tez halini kullandığı vakit biz bunu eleştiriyoruz. Dolayısıyla tez yayınlanmışsa kitap halini kullanmak gerekmektedir arkadaşlar. Tabii bu kaynak türlerinde bir de son yıllarda elektronik kaynaklar, internet kaynaklarının da kullanılmaya başladığını görmek. Tabii Wikipedia gibi kaynaklar değil bunlar. İşte ne bileyim, çeşitli kuruluşların ya da platformlarında yayınlanan ciddi yazılar, efendime söyleyeyim, burada referans olarak kullanılabilir. Bir başka bu tarz bir akademik çalışmada, bir tarih çalışmasındaki şekli size gösterdim. Bir başka çalışma, kitapta bu kitap bir doktora tezinin kitaplaşmış halidir. Türkiye Tapmak, Seküler Din ve İki Savaşları, Kemalizm. Mesela orada da şöyle bir yol izleniyor. Birinci kaynaklar, birinci kaynaklar diye yazılıyor. Yazılmış kitaplar sıralanmış. Arkasından makaleler sıralanmış. Arkasından ikinci kaynaklar diyerek kitaplar sıralanmış burada da. Yani bu da bir başka kaynakça düzenlenmesi şeyidir ama dediğim gibi bazı üniversitelerin oluşturmuş olduğu bu konudaki gelenekler vardır. O gelenekler üzerine yazarlar. Bunlar bu test Galatasaray Üniversitesi'nde yapılmış bir test. Dolayısıyla oranın gelenekleri içerisinde bu tarz bir kaynakça tanzimi, düzenlenmesi kabul edilmiş. Mesela bizim tarih bölümüne gelmiş olsaydı biz kaynakça böyle düzenletmezdik. Benim gösterdiğim tarzda bir kaynak düzenlenmesini kendisinden isterdik. Ha, bu da yanlış mı? Değil. Biz kaynak türlerine göre bunları gösterme gibi bir şeyimiz bulunmaktadır. Tabii bir de bilimsel araştırmanın genellikle bu teknik girişte bazı arkadaşların yaptığı, son zamanlarda tercih edilen teknik giriş uygulamasını bizler en azından akademik hayatımız süresi içerisinde hocalarımızdan gördüğümüz şekliyle tarihte usul çalışmalarında olan metot ve kaynak değerlendirmesi bölümü vardır. Ön söze giriş arasına yerleştirilir bu bölüm. Burada da
yazarın metodoloji bilgisi yapılır, sorgulanır. Daha doğrusu ne kadar metodoloji öğrendi, öğrenmedi, bunu okuduğunuzda, bu bölümü okuduğunuzda anlarsınız. Ne vardır burada? Bu metot içerisinde siz kullandığınız kaynakları değerlendirirsiniz. Birinci kaynaklardan başlamak üzere. Yani dersiniz ki ben işte arşivlere gittim. Arşivde Osmanlı arşivine diyelim, Başbakanlık Osmanlı arşivine girdim. İşte Hariciye Siyasi Fonu'ndan çalışmamın şu yönünü, işte diyelim Türkiye'nin dış ilişkilerini ya da milli mücadelesindeki İstanbul hükümetinin İtilaf devletleriyle Avrupa devlet ilişkilerini aydınlatmak için bu belgeleri kullandım. İşte şu eseri çalışmamın şu yönünün şu eksiğini gidermek amacıyla kullandım tarzında bir şeyle tarzda ana kaynakları ve temel araştırma eserlerine varıncaya kadar, tabii hepsini böyle tek tek makale makale kaynakçıda yer alan bütün eserleri tek tek değerlendirmek değil, genel çerçevede ana kaynakları mutlaka yapmak gerekiyor. Araştırma eserlerinde ve hatıralarda da belli başları, önemlileri, birinci derece olanları ile aynı şekilde değerlendirmeye tabi tutulması gerekir. Bir de önemli araştırma eserleri vardır alanla alakalı. Vazgeçilmezdir. Mutlaka onları da görmek gerekir. Yani onları görmezseniz siz çalışmanız eksiktir. Yani siz bunu niye görmediniz derler adama. Yani bu kadar yayınlanmış, emek verilmiş bir çalışmayı sen nasıl görmezsin diye o kişi hakkında bir eksi puan oluşur. Dolayısıyla da bunları yazarak elektronik kaynaklara varıncaya kadar çalışmanın hangi yönde katkı sunduğu belirtilerek bir değerlendirmeye tabi tutulur. Dediğim gibi, başta dediğim gibi, eğer bu metni okuyan yazarın metodoloji bilgisinin düzeyini, standartını bu süreçte görmüş, anlamış olur. Bunu ifade edelim. Bir başka şey de, artık sona doğru geliyoruz. Ön söz yazma. Ön söz yazma, tabii zaman zaman takdimler, sunuşlar da vardır ama biz ön söz yazma dediğimizde ilk önce ön söze bir genel cümleyle başlanır. Konuya bir genel nitelikli bir cümleyle başlanır. İşte Ankara'ya diyorsanız, işte yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin milli mücadelede işte merkezi teşkil etmiş olan Ankara diye başlarsınız. Mesela genel bir cümleyle başlarsınız. Ve arkasından kendi konunuza getirirsiniz meseleyi. Ve ikinci bölümde, yani bölüm derken adına ikinci bölüm demeyeceksiniz. Yani ikinci paragraf demek lazım daha doğrusu. İkinci paragrafa geçtiğinizde işte bu tez, bu araştırma, işte bir giriş, dört ana bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Ayrıca kaynakları da işte çok geniş bir kaynakçıya sahiptir gibi bir şeyiniz kullanmanız lazım. Öyle bir giriş yaptıktan sonra araştırmanın bölümleri birer ikişer cümle özetlenir. Yani giriş bölümünde işte konumuza alakalı bir tarihi gelişim anahtarıyla özetlenmiştir. Birinci bölümde genel olarak şunlar yapılmıştır. İkinci bölümde şöyle şöyle yazılmıştır. Üçüncü bölümde işte şunlar yapılmıştır. Sonuçta da işte şöyle bir sonuca varılmıştır gibi ikinci paragrafta da, ikinci kısımda da diyelim, öyle bir onlardan bahsedilir. Son bölümde ise araştırmaya destek veren kişi ve kurumlara teşekkür edilir. Hiçbir çalışma tek başına yapılmaz. İşte hocanız vardır, danışmanınız vardır, işte meslektaşınız vardır, ne bileyim maddi olarak sizi destekleyen kurumlar vardır. En sonunda tabii ailenize ihmal etmeyin. Ya ailenizi ihmal etmeyin. Ben doktora tezimde eşime teşekkür ettim diye bizim şeyde tez jürimde bir hoca buna karşı çıkmıştı, eleştirmişti. Özel şeylerini çok fazla dahil etmeyin diye. Ben de savunmuştum, demiştim. Yani çok katkısını gördüm. Efendime söyleyeyim. Hatta benim tezimin daktilo nüshalarını da o zamanlar tabii şimdiki bilgisayar söz konusu değil. Daktilo yazıyorsunuz. Ben elime müsvedde yazardım. Eşim de ticaret lisesi mezunu olduğu için daktilo biliyordu o zamanlar. O da daktilo ile hocaya takdim etmek üzere daktilo metinlerini
metinleri daktil etmişti. Eşim ona teşekkür etmeyeceğim de hem eşim olarak hem bu katkısından dolayı etmesem olmazdı. Bir vefa ve kadir şinaslık vesilesi olarak bahsetmemiz gerekir. İşte bu, mesela bir örnek vereceğim. Yine kendi çalışmamdan bir ön söz, işte bir giriş, 80'lerin sonunda Sovyetlerin dağılması, bir siyasi panorama çizilmiştir. Ondan sonra belki uzun bir bu çalışma, girişim takip 5 ana bölüm sonuçtan meydana gelmiş. Giriş bölümünde işte şöyle şöyle şunlardan bahsedilmektedir diye efendim birinci bölümde, işte birinci bölümde ise bahsettiğim bu kısa kısa anlatımı iyi bir örnektir. Mondros mütarekesinden sonraki iç ve dış gelişmeler değerlendirilmiş diye devam ediyor. Burada belki ve bu tepkilerin müdafaa hukuk cemiyetleri haline nasıl dönüştüğü anlatılmıştır. Bu çalışmada deyip devam ediyoruz. Aynısını koymuş olabilir. Şunu, şu olabilir. Evet. Anlatıyorum. Daha sonra diyoruz ki işte o teşekkür bahsi, hiçbir çalışmanın, hele gecesi ve gündüz birbirine karışan bir çalışmanın maddi ve manevi destek olmayı yürütülemeyeceği gerç hareketle işte hocamdan, arkadaşlarımdan, efendime söyleyeyim, onlara teşekkür eden, son şeyi de sayfayı da göstereyim, son olarak işte eşime, çocuklarıma teşekkür eden, efendime söyleyeyim, ve böyle bir şeyle şeyi, adı nedir, çalışmayı ikmal ettiğimizi ifade edebiliriz. Tabii dediğimiz gibi yazmakla bu çalışmalar şey olur, adı nedir, insan daha kamil, daha olgun hale gelir. İlk dönemde yazdım, 1988'de ilk akademik makalemi, tezi yazmıştım ama makale anlamında 88 yılında Şeşşamil'le ilgili bilimsel makalemi yazmıştım. Türkiye'de bu anlamda ilk çalışmaydı. Şimdi o makaleye bakıyorum, ya şimdi yazsaydım farklı yazardım diye düşünüyorum. O açıdan ilk çalışmalar eleştiriye açıktır. Ama yazdıkça olgunlaşırsınız. Hani bir atlet koştukça açılır. Bir yazar da, bir akademisyen de ne kadar fazla çalışmayı yapar, yazı yazarsa o çalışmasının olgunlaşma süreci daha kısa sürede gerçekleşir. Daha olgun, daha güzel, daha başarılı metinler inşa etme imkanına kavuşurlar diyorum. Ben müsaadenizle burada noktalayayım, teşekkürlerimle birlikte. Sorular varsa, sorular da bayağı soru da var. Soruları da cevaplandırmaya çalışalım. Teşekkür ediyorum pek. Çok teşekkürler. Hocam siz soruları görebiliyor musunuz? Açmam lazım soruları. Soru cevap kısmını açarsanız, eğer açamazsanız ben soruları yöneltebilirim size. Nasıl takdir ederseniz. Vallahi öyle yaparsanız belki daha benim şey olur, daha pratik tamam olur bana. Olur. O zaman şöyle, arkadaşlarımızın süremiz yettiğince soruları, arkadaşlarımızdan gelen soruları size yöneltmeye çalışalım. Verilerin doğruluğundan nasıl emin olabiliriz? Mukayese. Yani çünkü sonuçta şunu söylemek lazım. Belki söylemeye ihmal ettik. Sonuçta bizim ortaya koyduğumuz bilgi beşer bilgisidir. Yani bir dogma değildir. Biz birinci kaynakları, işte birinci kaynakları öncelememin sebebi budur. Yani birinci kaynaklar olayların oluş zamanına daha yakın ve daha doğru bilgileri vermektedir. Biz arşiv belgeleri dahi olsa diyoruz ki mümkün olduğunca diye ifade kullanıyoruz. Yani arşiv belgeleri de, elimizdeki kaynaklar da bize %100 gerçeği vermez. İşte daha fazla bu gerçeklik yüzdesini artırabilmek için mukayeseyi tercih etmemiz lazım. Yani mukayese yapmamız, eğer verileri karşılaştırabilirsek o verilerdeki ortak noktaları çalışmamızda kullanmamız mümkün olacaktır. Tabii beşeriz. Bilginin yanlışlanabilirliği de bir bilimsel bakış açısıdır. Bunu da bu şekilde ifade edelim. Teşekkür ediyorum. Evet. Birincil mi ikinci kaynaklar mı makale yazarken tercih edilmelidir?
Birinci kaynaklar tercih edilmelidir. Bir çalışmanın kalitesinin standartını birinci kaynakları ne kadar fazla kullanırsanız çalışmanızın standartı, kalitesi daha ilmiliği daha fazla olur. Evet. Taslak planı olmadan makale yazılabilir mi? Yazılabilir. Yani yazılmak diye bir şey değil ama bilimsel yöntem dediğimizde eğer yöntemle, metodoloji içerisinde hareket edeceksek bunun mutlaka zihinde bir kurgulanması, zihinde bir oluşturulması işimizi kolaylaştırır. Yoksa kervan yolda düzülür mantığıyla yazmaya çalışırsınız. Yazılmaz mı? Yazılır. Ama işi daha sistematik devam ettirmek açısından bir taslak plan çıkartılır. Dediğim gibi o taslak planda zaten zaman içerisinde, çalışma içerisinde birçok değişikliğe zaten uğrayacaktır. En azından bizim işimizi kolaylaştırma açısından önemlidir taslak planının hazırlanması. Yoksa elzem değildir böyle. Ama tercih edilir. Yani bilimsel faaliyet çalışmalarda bir taslak plan çıkartılır. Biz de doktor öğrencilerimize, yüksek lisans öğrencilerimize bunu tavsiye ediyoruz. Evet. Kurgu yaparken objektif olmak amacıyla neler yapılabilir? Hocam ayrıldı herhalde. Değerli arkadaşlar, kusura bakmayın. Hocamız herhalde istemeden platformdan ayrılmak zorunda kaldı. Şu anda giriş yapmaya çalışıyor. Eğer giriş yaparsa arkadaşlarımızın sorularına cevap vermeye çalışacak. Girdi herhalde hocam.
Evet. Hocam giriş yaptınız. Şeyman biliyorum. Giriş yaptınız. Evet. Giriş yaptınız. Hocam kaldığımız yerden devam edelim. Sesimi alıyorsunuz değil mi hocam? Oluyor. Evet. Ana dilden farklı bir dilde yazan kişiler için tavsiyeniz nelerdir hocam? Tekrar alabilir miyim hocam? Ana dilden farklı bir dilde yazan kişiler için tavsiyeniz nelerdir? Proje uygulayan eğitim dilde yazan. Yani kendi ana dilinden değil de başka bir dilde yazı yazacak. Ana diliyle değil de başka. Onlar için tavsiyeniz nelerdir? Şöyle söyleyeyim. Yani insan en iyi kendi ana dilinde ifade eder. İstediği kadar ülkelerde kalsa, 10 sene, 15 sene İngiltere'de, Amerika'da kalsa dahi ya da başka ülkelerde kalsa dahi o dili kullanır, çok da güzel kullanır ama kendi ana dili kadar kendisini ifade edecek başka dil yoktur. Mutlaka sorunlar çıkar ve uluslararası son zaman geldiğimiz noktada uluslararası açıdan uluslararası nitelik kazanmak, tanınma açısından yabancı dillerde makaleler yazmak, eserler yazmak uluslararası tanınırlık açısından tercih sebebidir. Yazılabilir. Bunda bir beis yoktur ama şunu söyleyeyim, ne olursa olsun bir kimse kendi meramını en güzel kendi dilinde ifade eder. Evet. Kısa ama öz bir metin mi iyidir yoksa uzun metin mi iyidir diye sormuş öğretmenimiz. Şöyle söyleyeyim, tabii amacınız çok önemli. Yani yazacağınız yer önemlidir. Yazacağınız yer bir gazete makalesi midir? Bir dergide bir yazı mıdır? Bir tez midir? Bir kitap mıdır? Evet. Yani çalışmanızı hangi noktaya götürüyorsa o önemlidir. Sayfası çok önemli değildir. Nitelik önemlidir. Yani yazacağınız metin, diyelim ki 10 sayfa yazarsınız, harcayan bir metin yazarsınız. 500 sayfa bir metin yazarsınız, son derece güzel bir metin yazmış olursunuz. Dil açısından da, akademik kendini ifade etme açısından çok güzel bir metin olur. Yoksa kısalık, uzunluk çok fazla önemli değil. Sadece sizi o amacınız önemlidir. Yani sizden ne murad ediliyor? Kısa yazmanız gerekiyorsa kısa yazarsınız. Uzun yazmak için uzun yazarsınız ama yazarken standartı ve kaliteyi gözetmek lazım. Evet. Konuşma diliyle yazı dili arasındaki farkı da gözeterek metinler yazmakta fayda vardır. Evet. Teşekkürler. Hocam kaynakça ve dipnotlar isnat atıf sistemine göre mi yapılıyor? Yani şimdi bu öteden bu yana gelen, şöyle söyleyeyim. Dünyada iki tane maalesef bizim adlandırmamız değil, iki tane atıf sistemi vardı. Chicago yöntemi ve bir de APA yöntemi de iki tane yöntem vardı bugün kullanılan. İşte bildiğimiz çalışmalarda metin altı dipnot gösterme uygulaması Chicago yöntemidir. Ötekisi metin içi kısa atıflarda bulunma şeyi yöntemi de APA yöntemi diye tercih edilir. Daha ziyade bilimsel araştırmalarda özellikle bizim gibi tarih, edebiyat gibi alanlarda çoğunlukla Chicago yöntemi, yani metin altı atıf sistemleri tercih edilir. Ben öyle yazdığımda kendimi daha rahat hissediyorum. Çünkü dipnotlar benim kitaplarımı inceleyenler bilir. Ben dipnotu çok kullanırım. Dipnotta çok böyle metin içinde şey yapmam, böyle fazla tartışmam. Daha dipnotlarda onu yaparım. Bazı ikinci derece bilgileri dipnotlarda uzun uzun vermeyi tercih ederim. Ana metinde bunlara yer vermem. Metin akıcını bozmamak adına. O açıdan klasik dipnot usulü bizim için tercih edilir. Bizler tercih ederiz daha doğrusu. Hocam soruların yanında binlerce teşekkür akıyor. Arkadaşlarımız, öğretmen arkadaşlarımız teşekkür ediyor. Ve bir öğretmenimiz de televizyon programı yapmayı düşünmez misiniz? Anlatımınız gerçekten etkileyici ve sürükleyici, zira 3 noktada var. Onu da belirteyim. Peki kaynakçada APA mı kullanılmalı diye sormuş hocamız.
Yani şimdi ikisi de kullanılıyor ama benim tercihim Chicago. Yani bildiğimiz klasik sistemi ben tercih ediyorum. Belki alıştığımız için tercihim benim Chicago yönteminden. Yani metin altı, yani kaynakçada işte gösterdiğim şekilde bir yazma şekli benim tercihimdir. Evet. Tarihte usul hangi niteliği kesin olarak taşımalıdır? Hangi nitelik? Birincisi tarih çalışmalarında esas birincil kaynaklara dayanarak mümkün olduğunca gerçeğe ulaşmaktır. Gerçek bilgiyi verebilmektir. Yani birincil kaynağı kullanmaktır. İşte usul de bizim bu kaynağı nasıl kullanacağımızın yolunu bize göstermektedir. Mühim olan birinci kaynakları kullanabilme becerisidir. Mümkün esası. Daha ziyade odur. Evet. Veri nasıl karşılaştırılır? Veri tabii farklı kaynaklardan alabilirsiniz. Diyelim savaşta savaş olmuş. Şimdi aklıma geldiği için söyleyeyim. Savaş olmuş. Bakıyorsunuz işte Ruslar diyor ki savaşta işte Türklerin 50 tane kaybı var. Bizim 5 tane kaybımız var. Bakıyorsunuz Osmanlı tam tersini söylüyor. Bizim diyor 10 tane var. Rusların 50 tane kaybı var. Ama ötekisi İngilizler, savaşa katılmış gözlemci olan İngilizler diyor ki işte Türklerin 20 tane kaybı var. Rusların 40 tane kaybı var. Şimdi yapmanız gereken nedir? 3 tane kaynağı alıp karşılaştırıp bir sonuca varamazsınız burada. Çünkü siz kendiniz göremediğiniz için, yani bizzat olayı görmediğiniz için yapmanız gereken işte bunu bir değerlendirebilirsiniz. İlk söyleyeceğiniz cümle şudur. Savaş kayıpları konusunda Rus, Türk ve İngiliz kaynakları farklı rakamlar vermektedir. Böyle bir giriş yapar. Farklı rakamlar vermektedir. Osmanlı kaynakları kendi kayıpları için işte 10 derken Rus kayıplarını 50 olarak vermektedir. Buna karşılık Ruslar işte Osmanlı kaynaklarına böyle demektedir. Kayıplarına kendisi bunu söylemektedir. Bütün bunların dışında İngilizler ise bu konuda şunları söylemektedir diye üç tane kaynaktan gelen bilgiyi bu şekilde verebilirsiniz. Karşılaştırma içerisinde. Ha şunu yapabilir misiniz? Ben tercih etmem. Çünkü gidip de kayıpları sayamayacağınıza göre ya da olaya şahit olmadığınız için kaynakların size verdiği bilgileri ancak bu süreçle karşılaştırarak şeyini yaparsınız. Çalışmanızda buna yer verebilirsiniz. Aksi halde subjektif bir Osmanlı kaynaklarını esas aldığınızda, doğru kabul ettiğinizde bu sefer o subjektif bir tutum içerisinde olarak siz değerlendirirsiniz. O da doğru olmaz. Bilimsel olmaz daha ziyade. Evet. Bilimsel araştırma teknikleri konusunda kapsamlı ve uygulamaya dönük bir kaynak önerebilir misiniz? Şimdi şunu söyleyeyim. Tabii tarih alanında bir iki eser size söyleyeceğim. Bir tanesi Zeki Veli Toga'nın Tarihte Usul. Çok eski bir çalışmadır, onu söyleyeyim. Efendim Tarihte Usul adıyla. Bir de yine bir tarihçi Mübat Kütükoğlu'nun Tarih Araştırmaları Usul diye bir kitabı bulunmaktadır. Eğer İstanbul tarih mezunu olan arkadaşlarınız varsa özellikle Mübat Kütükoğlu'nu hatırlayacaklardır. Ve piyasada birçok yöntem kitabı vardır. Ben bu vesileyle bu konferans için acaba bu çalışmalar neyi anlatmaktadır diye baktığımda işin açıkçası ben okurken anlamakta zorlandım. Yani bunu okuyan öğrencilerine Allah kolaylık versin diyorum. Yani ben de mümkün olduğunca o kitapları gördükten sonra bu slaytımı hazırlarken dedim ki mümkün olduğunca basit, kısa bir şekilde bu slaytımı hazırlayayım. Yoksa anlaşılmak çok zor. Dolayısıyla ben gördüğüm birkaç tane incelediğim bilimsel araştırma teknikleri, yöntemleri, kitapları çok karmaşık, çok kompleks ve insanı zorlayan metinlerdir. Yani daha basit, daha anlaşılır, uygulamaya dönük bilimsel araştırma yöntemleri kitapları yazmak lazım. Mesela bizim Tuncer Baykara'nın bu anlamda aklıma geliyor o şeyi. Başka şu anda şey deyince şu anda aklıma şey gelmiyor. Ama dediğim gibi yani piyasa kitapların son derece karmaşık ve
anlaşılmaz olduğunu söyleyeceğim maalesef, bu şeyi de imtina etmeden ifade edeyim. Yani daha yalın bir dille yazılmış bilimsel araştırma yöntem kitaplarının olması gerekir. Onu ifade edeceğim. Üç yazarlı eserlerde kaynak nasıl yazılmalıdır? Bu birinci yazardan başlanır. Yani mutlaka ilk önce mutlaka yazarların yani kaynakça göstermeyi mi, ikisini de söyleyeyim. Eğer dipnotta veriyorsanız üçünü de yan yana yazmak zorundasınız. Yazmak gerek, kitabın tam künyesini mutlaka ilk seferinde gösterdiğinizde mutlaka hepsini yazmanız lazım. Yani yazar isimlerini, kitabın adını, yayınlandığı yayın evini, yayınlandığı yeri, tarihini mutlaka göstermek zorundasınız. Ama ikinci kere göstermeniz icap ettiğinde bunu kısaltabilirsiniz. Nasıl kısaltabilirsiniz? İsimlerin baş harflerini yazar. Yani mesela Mustafa Budak'la, efendime söyleyeyim, işte benim asistanım Anıl Dinçer, ortak kitap yazıyoruz. İkinci gösterecek M. Budak, ondan sonra tire A nokta Dinçer yazabilirsiniz. Budak Dinçer yazabilirsiniz. Yazar adlarını yan yana yazmak istediğinizde böyle bir usulü, bazen çok fazla yazar oluyor. Mesela diyelim ki 5 tane yazar oluyor. Editöryel 5 tane yazar oluyor. Bu sefer ilk ismi yazıp diğerleri diye Mustafa Budak ve diğerleri şeklinde yazma mümkündür. Onu da ifade edeyim. Evet. Transkript çalışmalarında birinci el kaynak mı olur yoksa ikinci el kaynak mı? Transkript dediğimizde transkript neye yapılır? Ya gider bir Osmanlıca bir arşiv kaynağından, diyelim ki temettuat, vergi defterleri ya da bir mühme defteri ya da bir tabu defterinin birebir çevirisidir. Yani Arap alfabesi Latin alfabesine aktarmadır. Dolayısıyla burada birinci kaynağı kullanmak durumundasınız. Ya da bir yazma eserdir bu, ya da bir matbu eserdir durumuna göre. Bunu birebir transkrip etmek zorunda. Bunlar birinci kaynaklar hükmüne girer. Onun dışındakileri zaten şeydir, çok bilinen eserlerse zaten yapmaya da gerek yoktur. Yani ama tercih ve ilme bir katkıysa birinci derecedeki orijinal kaynakları kullanmak tercih edilmelidir. Evet. Yazdığımız araştırmaları nerede daha uygun yayınlayabiliriz? Tabii bu konuda şunu söyleyeyim. Üniversitelerin yayın evleri vardır. Üniversite yayınları tarafından yayınlanabilir. Bazı bankaların yayın evleri yayınlar yapmaktadır. İş Bankası Yapı Kredi gibi, Albaraka gibi, Vakıfbank gibi kurumlar da yayınları eser yayınlamaktadır. Onların çok güçlü ve, efendime söyleyeyim, sıkı bir editoryal ekibi vardır. Orada değerlendirilir. Belli bir standartın üzerinde ise bunlar yayınlanır. Bir de bunun dışında bazı yayın evleri vardır. Önemli yayın evleri. İşte ben şu an aklıma geldi, Alfa Yayınları gibi, Timaş gibi, efendim, Küre Yayınları gibi, KTB Yayınları gibi yayın evleri vardır. Hatta Kronik Kitap gibi ya da Tarih Vakfı Yayınları gibi yayın evleri sizin çalışmanızı bakarlar. Eğer kendi ilgi alanları içerisinde yayınlanmaya değer bulurlarsa yayınlarlar. Bir de son yıllarda tabii bizim akademik yükseltmedeki bir mecburiyetlerin de etkisiyle bazen parayla kitap bastırılıyor. Yani parayı bastırıyorsun, yayın evi diyor ki bana şu parayı ver, kitabını bastırayım. Yani kitap bastırmak para vererek çok kolay. Ama ben çok ona tavsiye etmem. Yani şu olabilir. Arada sırada hayatınıza bir kitap yazacaksınız. Torunlarıma, çocuklarıma bir hatıra olsun, bana bir hatıra olsun derseniz size mahsus özel bir şeydir. Kitabı bastırırsınız, eşe dosta dağıtırsınız. Bu belki para olabilir ama ben parayla kitap, para vererek kitap bastırmayı çok doğru bulmam. Çok da ahlaki de değildir. Yani onu da ifade edeyim hocam. Evet. Makale yazarken sözlü kaynakları delil olarak göstermek ne kadar doğru olur?
Tabii şimdi son yıllarda özellikle sosyal bilimlerde ve tarih alanında Anel ekolü vardır. Fransız Anel ekolünün bu sözlü tarih, tarihte sözlü tarih, sözlü kaynakların kullanımı daha da giderek önem kazanmaya başladı. Keşke biz Türkiye'de bunu 1940'lı yıllarda, 50'li yıllarda bunu yapabilseydik. İşte bizim milli mücadeleye katılmış olan o isimsiz kahramanları, bunları kaydedebilseydik, bunların seslerini, anlattıklarını kaydedebilseydik gerçekten, belki gerçek bir milli mücadele tarihini yazma şansımız olurdu. Maalesef biz bunu yapamadık. Ama son yıllarda bu tarz sözlü tarih çalışmaları yapılmaktadır. Yani kaynaklardan bir tanesidir. Sözlü tarihte o sözlü tarihe şey yapan adı nedir? Katkıda bulunanların söyledikleri diğer kaynaklarla karşılaştırılarak değerlendirilir. Yani onun sahihliği, doğruluğu ancak diğer kaynaklarda verilen bilgilerle mukayese edilerek değerlendirilmeli, doğruluğu ve yanlışlığı. Yanlış düşünmüş olabilir, yanlış aktarmış olabilir. Aradan 50 yıl geçmiştir, konuyu hatırlayamaz, eksik hatırlar. Yani insan bazen hani derler ya, ben dün akşam yediğimi unuttum diyen bir şey vardır söz. Şimdi 50 sene önce olan şeyi mutlaka doğru bir şekilde aktarması çok mümkün olmaz. Belki duyumdur, belki görgü şahididir. Görgü şahidi olsa bile akılda kalması birçok şey yitebilir. Dolayısıyla bunu diğer kaynaklarla mukayese ederek kullanılmak daha bilimsel bir tavırdır. Evet. Arşivlere ulaşmak, çalışmaları derinleştirmek amacıyla öğretmenlerin kendi verilerini toplamaları için, kendi çalışmalarını yaparken üniversite kütüphanelerinin kullanımı için planlanan düşünceleriniz, çalışmalarınız var mıdır? İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi muhteşem bir kaynaktır. Ancak her öğretmenin buraya girmesi mümkün müdür? Tabii şöyle söyleyeyim, bazı kurumlar vardır. Mesela İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi bir adı üzerine nadir eserlerdir ve akademik çalışma yapanlar açık olan bir kütüphanedir. Mesela İstanbul'da Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi de lisansüstü, master ve doktora ve üzeri çalışma yapanlara açıktır. Dolayısıyla eğer akademik bir tez öğrencisi ise bizim İstanbul Üniversitesi kütüphanelerinden başka üniversite mensubu olsa dahi buradan istifade etme imkanı vardır. Müracaat etmek suretiyle o kişilere, özellikle şeylere, kütüphaneleri kullanma imkanı vardır. Arşivler için bu iş daha da kolaydır. Ben malum 11 yıl kadar 2004-2015 tarihler arası yıllar arasında Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcılığı yaptım. O yıllarda 3 ayda bir gelen alınan izinler biz 10 dakikada izin verir bir hale getirdik. Yani devlet arşivlerinden izin almak 10 dakikalık bir süreye tabidir. Hatta olmayan fotoğrafınızı bile çekilerek işlem yapılmaktadır. Yani böyle bir son derece dünyanın önde gelen arşivlerden bir tanesidir. Arşivden istifade etmek kolaydır ama devlet arşivlerinin dışındaki Türkiye'deki arşivlerden yararlanmak o kadar kolay değildir. Bazen zordur. Askeri tarih arşivi gibi, meclis arşivi gibi arşivlerden çok özel izinlere ve süreye ihtiyaç vardır. Onu ifade edebilirim. Evet. Bilimsel makale yazmak için illa akademik ya da üniversite mi çalışılır? Bağımsız yazdığımız bilimsel makaleyi nasıl kabul ettiririz? Yani bu bir şart değildir. Yani illa üniversitede bunlara bilimsel makale, bilimsel çalışma illa üniversite bünyesinde yapılır diye bir kural yoktur. Bilimselliği nasıl söyleyeyim? Bilimsel, o bilimsel metodu ve bilimsel araştırma yöntemini ve yollarını kullanarak, işte mukayeseden bahsettik, birinci kaynak kullanmasından söz ettik, kaynak değerlendirmesinden söz ettik. Bütün bunları hakkıyla yapan ve ona dayanarak yapılmış olan çalışmalar bilimsel, üniversitelerin bilimsel dergilerinde dahi kabul görmektedir. Yani ile üniversitede ile bir doktor, asistan, profesör olmak zorunda değilsiniz. Bizim dergimizde de ve benim de tanıdığım birçok öğretmen kökenli yazar arkadaşlar vardır.
Hatta adını da söyleyeyim, belki bazı belki kendisi de izleyebilir ya arkadaşları. Aynı zamanda hemşehrim, aynı zamanda öğrencim. Mesela Mehmet Akif Bal diye bir genç bir öğretmen arkadaşımız bizim akademik dergilerde makaleleri yayınlanmakta. Hatta kitapları da vardır. Dolayısıyla bu engel değildir. İlle üniversite mensubu olmak bilimsel araştırma için gerekli şart değildir yani. Onu da ifade edeyim. Evet. Anı yazarının iki kitabını birinci kaynak olarak çalışıyorsanız metin içinde ve kaynakçada nasıl gösterilir? Kullanıyorsanız onu nasıl gösterirsiniz? Mutlaka ilk gösterimde ikisinin de adlarını açık yazmanız lazım. Yani kitabın künyesini mutlaka, biz künye diyoruz. Yani alıştığımız için bazı kavramları künye dediğimizde yazarın adı, soyadı, eserin adı, yayınlandığı yayın evi, yayınlandığı şehir ve tarihi mutlaka yazma biçimine biz kitabın künyesi diyoruz. Kitabın künyesini mutlaka ilk yazımda yazmak gerekir. Onu yazmak durumundayız. Ayrımı nasıl yapabiliriz? İlk seferde onun tam künyesini yazmak durumundayız. Ama ikinci kez göstermelerde yazarın isminin baş harfini yazarsınız, yazmayabilirsiniz de eserin adını yazabilirsiniz. Kısaca bir kendinizce bellediğiniz bir kısaltma yapabilirsiniz bunda. Yani diyelim ki Kazım Karabek bir tane eseri var. Biri İstihbar Harbi'miz, bir de İstihbar Harbi'nin esasları. Birine Karabekir İstiklal Harbi'miz dersiniz. Karabekir nokta nokta esasları dersiniz. Ya da ilkine ikinci kere yazımda adı yazdıktan sonra nokta nokta harbimiz dersiniz. İkinci eser içinde adı yazdıktan sonra nokta nokta esasları dersiniz. Erbabı zaten bunu anlar. Kaynakçıya baktığında, birkaç sayfa öteye baktığında bunu fark eder. Yani dolayısıyla böyle bir yazım yanlış değildir. Sesiniz kapalı hocam. Hüsnü hocam ses. Çok özür dilerim. Kaynak aramada arşiv malzemesi ve kütüphane malzemelerinden bahsettiniz. Müzelik malzemeleri dikkate almamız gerekmez mi? Tabii haklı arkadaşım soruyu soran. Teşekkür ederim hatırlattığı için. Tabii daha yoğunlukla kullanılan kaynak türleri olduğu için biz arşiv malzemesi, kütüphane malzemesini söyledik. Bunun yanı sıra sözlü tarih çalışması, efendime söyleyeyim, görsel malzeme olabilir. Bunlar kullanılabilir. Ne derler? Efemera malzemesini de kullanabilirsiniz. Yani bunlar yani elektronik malzeme, zaten bunu söylüyoruz. Elektronik kaynakları kullanabilirsiniz. Aklıma başka haritalar, görsel malzemenin içinde haritayı da zikredebiliriz. Çekilmiş videoları kullanabilirsiniz. Eğer sahih bir kaynağa referans vereceğiniz sahih bir yeri varsa, yani bir kişi aradığında bulabileceği bir şeyse, ulaşabilecek bir adresse gösterebilirsiniz. Bir de şunu da belirteyim bu arada. Biz niye referans gösteriyoruz? Yani yazar geçeriz. Niye referans gösteriyoruz? Dediğimizde iki sebepten dolayı referans gösteriyoruz. Kaynaklarımızı gösteriyoruz. Hem dipnotta gösteriyoruz, hem toplu halde gösteriyoruz. Bir, çalışmamızı yaparken hangi kaynaklara dayandığımızı gösteriyoruz. O bizim çalışmamızın objektifliği ve sahihliği açısından önemlidir. İkincisi de bir başkası merak eder, ya bu adam yazmış bunu, bu kişi yazmış bunu, acaba bu kaynaklar acaba doğru mu kullanmış diye birisi kontrol etmek istediğinde ona yardımcı olmak için o kaynaklar toplu ya da dipnotlarda gösterilir. Bir kontrol amacıyla, bir tanesi çalışmanın hangi kaynaklara dayanarak yapıldığını göstermek amacıyla kaynaklar dipnotlarda ya da toplu halde gösterilir. Bu da önemlidir. Yani niçin kaynak kullandığımızın ana iki sebebidir. Onu da bilmekte fayda vardır. Selamünaleyküm. Kırşehir'in evet.
Derleme makalesinde dergide yayınlanacak aynı konulardan bahsetse bile yine kaynak çokluğu açısından belirtilir mi? Bir derleme makale de kaynak göstermek lazım. Yani malumu ilan gibi bir şey yapmak yerine siz o kaynakları kullanarak yazarın görmediği bir bakış açısıyla ya da daha önceki yazanların görmediği bir bakış açısıyla siz bir derleme aynı kaynakları kullanarak bir çalışma yaparsınız. Yeni bakış açınız da alana bir katkıdır. Mesela ben size gösterdiğim kitapta çok az arşiv belgesi kullandım. Bunu özellikle söyleyeyim değerli arkadaşlar. Benim çalışma bir analiz, bir mukayese, bir analiz çalışması. Yani o ana kadar konuyla alakalı doğrudan dolaylı kaynakları kullanmış birçok arkadaşımız var. Çok akademisyen yazar var. Ama ben onları başka bir bakış açısıyla daha efendime söyleyeyim, bütüncül bir bakış açısıyla yorumladım, değerlendirdim, mukayese ettim ve sonuçta 600 sayfayı bulan bir çalışma ortaya çıktı. Yani bu makale için de geçerlidir. Analiz çalışmaları için de geçerlidir. Bazen analizi müstakil yaparsınız, bazen araştırma yaparsınız müstakil, sonra onu analiz edersiniz. İki türlü de yapılabilir. Dediğimiz gibi metoda dikkat edeceksiniz. Yeni sonuçları, bakış açılarını ortaya koyacaksınız. O zaman o derleme makale yayınlamaya değer kabul edilir. Ön söz yazımını geliştirmek için neler yapılabilir? Söz yazımı vallahi okumak bu işin, okuma ve yazmaktır bu işin esası. Yani okuyacaksınız, dediğim gibi dolan bir bardağın taşması gibi o taşan kısımları kağıda yöneteceksiniz. Onu kağıtta yazmaya başlayacaksınız. Evet. Bir de biraz da kişinin kitabı yazan kişi ya da yazan kişinin içeriğini ve işlendiğini çok iyi bilmek gerekiyor. Daha zengin bir yani, söz çıkar. Tabii o da önemli. Yani kullandığı kelimeler, vardığı bakış açısı, samimiyeti. Gerçi bilimsel araştırmada çok samimiyet gerekmeyebilir. Samimiyet çünkü sadece sonuçlara bakıyorsunuz çalışmalara. Ha, samimiyet, iyi niyet olabilir. Bakın samimiyetin ama iyi niyet çok önemlidir. Yani bir çalışma yapıyorsunuz. Sultan Vahdettin ile bir çalışma yapıyorsunuz. Evet. Osmanlı ve Vahdettin karşıtıysanız yazacağınız metin çok negatif bir dille yazmak durumdasınız. Vahdettin'i böyle kötüleyen, haindir falan bir söylemle yazarsınız bunu. Ve sürekli metin Osmanlı ve karşılığı bir şekilde bürünür. Ama öbür taraftan siz başka türlü tarihçisiniz. Kaynakların söylediği ölçüde yaparsınız. Kahraman, hain gibi kavramları kullanmazsınız. Bunu yaptığı eylemin iyi olduğu anlamına gelmez. Ama siz bunu farklı kelimelerle ifade edersiniz. Ve çalışmanı yaparsınız. Dolayısıyla evet. O da bilimseldir. İşte burada bir iyi niyet, objektif burada devreye girer. Evet hocam, dolu dolu iki saat geçti. Nasıl evet, geçtiğini hiç bilemedik öğretmenlerimizle, okul yöneticilerimizle. Değerli hocam, Profesör Doktor Sayın Mustafa Budak, size çok teşekkür ediyoruz. Hocam dilinize, dimağınıza sağlık. Sunumunuzdan, anlatılarınızdan, bilimsel araştırma aşamaları konusunda birikimlerinizden öğretmenler olarak, okul yöneticileri olarak hepimiz çokça istifade ettik. Bu çevrim içinde yurdumuzun dört bir yanından arkadaşlarımız yoğun ilgiyle sizi izlediler. İzleyen, dinleyen bütün arkadaşlarımıza da buradan ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, her ayın her haftasında bir gün olarak yapmış olduğumuz hizmet içi eğitimlerimiz OGM YouTube kanalında sürekli ve kalıcı olarak yayında kalmaktadır. Sizler izlediniz, izleyenlere öneriniz daha çok öğretmen ve okul müdürlerimizin izlemesine vesile olacaktır. Önümüzdeki Perşembe günü pandemi sonrası disiplin sorunları ve çözüm önerileri 21 Nisan Perşembe günde çok önemli. Sizin için Türkiye genelinde veriler toplayarak hazırladık. Orada öğretmenlerimizi bekliyoruz. Bir başka hizmet içi eğitim faaliyetinde bir başka konuda bir başka konukla sizler de bir arada olmak ümidiyle hoşça kalın. Hocam son sözde siz kapanış sözünde siz söyleyin. Ben de başta siz olmak üzere değerli öğretmen arkadaşlara, bizi izleyen, dinleyen bütün arkadaşlara
Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Yazmak güzeldir. Önce okumak gerekir. Yazdığım vakit ben rahatladığımı düşünüyorum. Dolayısıyla okumak da güzeldir, yazmak da güzeldir. Biz okumaya ve yazmaya devam edelim. Aynı zamanda da bunu yaparken dilimize, Türkçemize, güzel Türkçemize de sahip çıkalım. O konudaki hassasiyetimizi, duyarlılığımızı en düzeyde göstermeye çalışalım diyorum. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Tekrar inşallah nasip olur. Bir daha görüşürüz diyorum. Teşekkürler. Hocam isterseniz şunu da sözünü alalım. Arkadaşlarımızın hem dilekleri hem soruları hem sizi izlemeleri hep yarım kaldı. Bir program daha yapalım isterseniz ilerleyen süreçte uygun bulursanız. İnşallah biz varız. Biz idealist insanlarız. Bizim okullarımız hocalarımız bize bunu öğrettiler. O yüzden biz hem devletimizin böyle bir talebi hem sizlerin bir talebi olunca çok teşekkürler. Sağ olun. İdealist insanlarız. Görev deyince biz hiç şeksiz şüphesiz baş üstüne deriz. Çok teşekkürler. Değerli öğretmen arkadaşlarım, hepinize saygılar sunuyorum. İyi akşamlar, hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar. Hoşça kalın. Sağ olun.